akşamlar efendim. Hepinize iyi günler diliyoruz. İyi öğle üzerleri diliyoruz. Leyla Pakgöse ile gündem programından sevgilerimizi, saygılarımızı iletiyoruz. Rejideki arkadaşlarım Ezel Avan, Mert Yeşiltepe, stüdyo sorumlumuz Mehmet Ok ve ben Leyla Pakgöse. Hepinize mutluluk dileklerimizi bir kez daha yeniliyoruz. Türkiye gündemi şakalanıyor, şehirler de öyle. Bir türlü durulmak bilmedi. Seçimden sonraki telaş, seçimden önceki telaşı aratmadı doğrusu. Zamanımız da biraz kısıtlı bugün sevgili izleyenlerimiz. Çünkü saat 12'de Sayın Burhanettin Kocamaz'ın teşekkür konuşması gerçekleşecek ve bu konuşmayı canlı olarak ekranlarımıza taşıyacağız. İçel TV olarak, İçel FM mikrofonlarından da aynı şekilde seslenişimiz ve canlı yayınlarımız ulaşacak size. O sebeple stüdyomuzda çok değerli bir konuğumuz var. Seçim gecesi birlikte olmuştuk ilk kez yayında kameralar karşısında. Aynı zamanda meslektaşım, aynı zamanda meslek büyüğüm, aynı zamanda kanaldaşız. Aynı kanalda görev yapıyoruz. Hoş geldiniz Kemal İstek. Hoş bulduk. Nasılsınız? Vallahi şimdi daha iyiyiz. Biraz ortalık sakinleşti. Taşlar da yerine oturdu, görüyoruz. Oturuyor mu dersiniz? Ya oturdu tabii. Yani nihayetinde artık mazbatalar alındı. Yeni belediye başkanları koltuklarına oturdu. Şimdi biz daha önce neyi iddia etmiştik? Evet, dışarıdan bakınca bu koltuklar ballı börek. Ama evet, buraya oturduğunuz zaman ateşten gömlek. Değil mi? Yakında onu da hissedecekler. Ama gelinen noktada dünkü hadiselere baktığımız zaman... Yani biz şunu hep vurguladık. Ya burada bir oyun içinde oyun var. Evet. Yani HDP ile CHP'nin bir ittifak yaptığını ve bu ittifaka da son günlerde İyi Parti'nin de dahil olduğunun altını çizdik. Evet. Şimdi gelinen noktada dünkü olaylara baktığımız zaman, evet, orada gelen kalabalıktaki HDP'liler, İyi Partililer, evet, CHP'liler, birlikte hareketleri bizlerin bu ifadelerini bir şekilde teyit eden nitelikteydi. Ama evet, orada önemli bir konu da var. Bilmiyoruz tabii, yani tam teyit de alınmadı. Evet. Sabah gazetesinden, evet, Ramiz Ramoğlu'nun bir köşe yazısı, dünkü köşe yazısında Burhanettin Kocamaz'ın dünkü belediyedeki o devir teslim töreni içerisinde tartaklandığı şeklinde. Öyle mi? Evet. Çok enteresan köşe yazısını yansıdı bu. Her ne kadar köşe yazısında da Ramoğlu'nun konuya ilişkin bir teyit alınamadığı şeklinde bir açıklaması da, onun da bir tabii iddia, ki altını çizmek iddia gerekir. İddia şimdi, mı? Tabii iddia nihayetinde, evet, iddia olur ama tabii ki ateş olmayan yerden de duman çıkmaz. Sayın Kocamaz'dan da bu doğrultuda bir açıklama bugün gelmedi. Belki bu konuyla ilgili bir açıklama olabilir. Evet. Yani bir tartaklanma durumu söz konusu olmuşsa, evet, gelebilir. Şimdi burada efendim Mersin çok önemli bir evreye girdi. Yeni belediye başkanları diyoruz. Ama yeni belediye başkanları içerisinde şöyle bir fotoğrafa baktığımız zaman belediyeciliği bilen yok aralarında. Hani Neşet Tarhan dışında diyelim. Evet. Mezitli belediye başkanı dışında. Şimdi Tarsus'tan Anamur'a kadar yelpaze içerisinde işte bir Erdemli mevcut belediye başkanı. Biraz konusuna hakim biliyor. Evet. Mezitli belediye başkanı. Ama diğerlerine bakıyorsunuz belediyeciliğin B harfinden henüz anlayan insanlar değil. Değiller. Şimdi bunların belediyeciliği öğrenmesi, yönetim mekanizmalarını kurması, yeni daire müdürlerini belirlemeleri ciddi zaman alacak. Biz, evet, hep şuna vurgu yapmıştık. Evet. Yani tamam, seçmen tabii ki kimi tercih ediyorsa bir yerde ona saygı duymak lazım. İstanbul olayı değil mi? Yani tabii saygı duyulması gereken bir orada hadise var iken hala uzatılıyor, duruyor. Bilinmezlik hala devam ediyor. Ama şimdi biz şuna iddia ettik. Eğer ki birisi bir adaya oy verecekse o adayın tipine, duruşuna, siyasi kimliğine, ideolojisine bakmasın diyorduk. Neyine baksın? Bu görevi yapabilir mi, yapamaz mı? Deneyimi var mı, yok mu? İlişiği var mı, yok mu? Eğitimi bu paralelde mi, değil mi? Buna baksın diyorduk. Yani önemli kriterler buydu. Ama seçmenin tabii ki tercihine saygı duymak lazım. Bunlara bakılmadı. Yeni bir jenerasyon diyelim buna, evet, ortaya koydu. Şimdi şimdi zannediyorlar ki biz gazeteciler yani ajan gibi oradan oraya oradan oraya gidiyoruz, bilgi topluyoruz. Böyle bir şey yok. Zaten bilgi bize kendi ayağıyla geliyor. Evet. Şimdi bir de artık teknoloji çağındayız. Tabii değil ki, hanım. Tabii ki. Yani paylaşım siteleri vesaire vesaire, artık tabii herkes gazeteci. Tabii ki. Herkes yok, bilgiyi paylaşıyor. Herkes gazeteci olmasın. Herkesin da cebinde, evet, bir cep telefonu, evet, kamerası vesairesi mevcut. Evet. Evet. Nihayetinde kaynak, haber kaynakları çoğaldı. Evet. Şimdi gelinen noktada
Yenişehir ile ilgili bir bilgi paylaşımında bulunalım. Mazbatasını alıyor Sayın Abdullah Özyiğit. Evet. Listesini yapıyor. Bütün daire müdürlerinin, birim müdürlerin tamamını, yakın birini yenileriyle değiştirmek istiyor. Evet. Şimdi CHP'li bir belediyeden devralıyorsunuz. Ya Sayın Özyiğit, bir öncelikle bir koltuğunuza oturun. Değil mi? Yani riyakata göre değil mi? Siz tayinler yapmayacak mısınız? Atamalar yapmayacak mısınız? Bir bakın. Kim işinde düzgün, kim aksıyor? Bir onları bir görün. Ondan sonra da onun gereğini yapın. Sindire sindire, yavaş yavaş görevini aksatanları veya yetersiz bulduklarını değiştirin. Ama öyle yapmıyor. Çünkü tabii ki bugüne kadar destek verenler var. Onların da bir şekilde bedel ödemek durumunda olduğu için evet. Tamamını birden değiştirip yeni bir kadroyla hakkıdır. Ona da bir şey demiyorum. Ama bunun da bir yöntemi var. Sen farklı bir partinin belediyesinden bunu devralmadın. 15 yıldır orada oturmuş bir kadro var. Onların içerisinde gerçekten de bu işini... Bir kemik kadro var. Evet. Leyla Hanım, yani gerçekten de bu evet, işini biliyorum. Düzgün yapan evet. insanlar var. Evet. Siz gelip hepsini birden görevden alıp yenileriyle değiştirmeye kalkarsanız tepki ne olur? Çığ gibi büyür. Hemen il başkanı Sayın Adil Aktay'a konu bildiriliyor. Hı-hı. Yetmiyor Ankara'ya, genel merkeze. Ya bu ne oluyor ya? Bu bir belediye. Nihayetinde Yenişehir Belediyesi. Yani siz yangından mal mı kaçırıyorsunuz? Bir bekleyin. Önünüzde daha koca 5 yıl zaman var. Şimdi gelinen noktada bazı duyumlar var. Meskiyi HDP'ye vermiş deniyor bir iddia. Bir grup HDP'li Meski'ye gitmiş. Demişler kardeşim hemen kalkın koltuğunuzdan, biz geliyoruz. Bak şimdi bunlar duyum. Yanlış duyum. Anlamayın. Henüz ispatlanmadı. Ama duyum şimdi, ama karşı görüşte ama, yok. Ama tabii karşı ki. Karşı açıklama da yok. Kurum görüşte içerisinden yok. Gelen bilgilere dayanarak, off the record bilgilere dayanarak evet. bunları söylüyorum. Evet. Şimdi öbür tarafta makine ikmale bir grup HDP'li geliyor. Siz daha burada daha ne çalışıyorsun kardeşim? Bırakın burayı diyor. Bırakın, biz geldik. Ya şimdi bunlar niye gösteriyor? Biz ısrarlı bir şekilde HDP ile CHP'nin ittifakı olduğunu ve bunun seçimlerden sonra da bir bedelinin olacağının altını buradaki yaptığımız televizyon programlarında çizdik. Şimdi gelinen noktada bir takım belirtiler ortaya çıkmaya başladı. Ha, gönül ister ki daha Sayın Seçer iki dönem milletvekilliği yapmış önemli bir isim. Devlet tecrübesi olan bir isim. İdarede ciddi anlamda etkinliği olacağını düşünüyoruz. Bürokrasi ve kamu dediğim evet, bilen bir ama isim. Şimdi burada evet yapılan bu ittifak neticesinde birilerine bedel ödenecekse hayır, kendisinden bu ödenmez. Belediyeden de ödenmez. Bu Mersin'den ödenir. Bunu düşünmesi lazım. Ben bir paylaşımda bulundum. Bazı çevreler çok evet. Bozuldular ama dedim ki Sayın Seçer, seçim döneminde kime ne söz vermişseniz unutun. Unutun. Unutmazsanız bunun yankıları, yani şimdi kentimiz o kadar çok hassas yani çizgide duruyor ki adeta bıçak sırtı. Yani burada alınacak yanlış kararlar bir halkı birbiriyle karşı karşıya getirir. Yani buna çok dikkat etmek gerekir. Olayın henüz başındayız. Bu yaralarımızı biz bugünden tabii. yapmak zorundayız. Böyle olacak evet. babında değil, olmasın babında. Olmasın. Bizim uyarılarımızın amacı da olmasın. Evet. Efendim yani huzur ortamı güzel bir tesis edildi Mersin'de. Burhanettin evet. Kocamaz'la beraber. Katılıyorum Kemal. Bunu bir devam edelim. Evet. Hizmet çıtası, kalitesi yükseldi. Evet. Bunu daha da yükseltelim. Buraya odaklanalım. Tabii. Dünkü devir teslim töreninde de çok uygun ve medeni bir kamu dili kullanıldı. Kocamaz'a teşekkür edildi Sayın Kocamaz'a. Uğradığı haksızlık dile getirildi Bağım Seçer tarafından Sayın Kocamaz'ın. Ya da kendi görüşünü orada beyan evet. etti, her neyse. Ama yani halefinden görevi devralırken bu tür siyasi söylemlerinde artık biraz medeniyet çizgisine yaklaşıyor olması, en azından bu devir teslim törenlerinde dahi yumuşak bir üslup kullanılıyor olması, halktaki kaygının ve de bu saldırgan siyasi söylem alışkanlığının yavaş yavaş biteceğine dair umutlar da yeşertiyor aslında.
Ya şimdi yani seçim dönemi içerisinde tabii ki bir takım konuşmalar, görüşler, ortaya atılan iddialar vesaire, yani bunlar gerilerde kaldı ama gelinen noktada seçimin galibi kimdir sorusu ortaya atıldı. Şimdi çok büyük bir kesim gerçek anlamda seçimin galibi Burhanettin Kocamaz. Yani şimdi ne alaka diyeceksiniz. Çünkü onun etkisiyle seçilen bir Vahap Seçer, bir Haluk Bozdağ'ın var Tarsus Belediyesi'nde. Yani Kocamaz en başından beri iki isim üzerinde tepkisini dile getirmişti. Biri Milliyetçi Hareket Partisi Mersin Milletvekili Baki Şimşek, diğeri de Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can. Ve Şevket Can gerçek anlamda herhalde büyük bir hayal kırıklığı içerisine düşmüştür. Çünkü onların biz mitinglerini, konvoylarını takip ettiğimiz zaman yani binlerce araçlık, değil mi? 8 bin, 10 bin araçlık konvoylar, alana sığmayan insan kitleleri, ne oldu peki? Şaşalı mitingler, şaşalı bir araya gelişler, şimdi meydan söylemleri. Burada efendim ne oldu? Büyük fotoğrafa bakmak lazımdı. Büyük fotoğrafın nedir? Sağ ile sol yarışıyor. Sağ ve sol. Ya büyük fotoğraf bu. Şimdi sağ bölününce adeta koltuk hırsıyla birbirine düşünce bir türlü bir anlaşmayla bir araya gelemeyince ne oldu? Sol bloklaştı. Sağdaki bu kavgayı, dövüşü, parçalanmayı bir kenara çekilerek izledi. Gelinen noktada bundan da nemalanmasını bildi. Ama tabii ki ön yargılı olmamak gerekir. Sayın Vahap Seçer deneyimli bir siyaset adamı. Önümüzdeki süreç içerisinde tabii ki kendi yaklaşımlarını, yönetim anlayışını ortaya koyduktan sonra bizlerin tabii ki yorumları daha net hale gelecek ama bir gerçek var. Yani burası öyle sahipsiz bir kent değil. Tabii yani ki. Burada yine kalemini satmayan, doğruları söylemeye özen gösteren ve bunun için gerekirse başını da taşın altına koyacak olan gazeteciler var sizin gibi. Yani Mersin'de tabii canım, şimdi efendim bir kurgu bir yerlere yaslanmak adına iş yapmıyoruz. Yazdığımız köşe yazılarıyla da. Şimdi biz bir dönem ben Güney Gazetesi'nde yazdığım köşe yazısında ben net üzerinden takip ediyorum. Çok da severek okuyorum. Şimdi şunu demiştim. Seçim döneminde biraz aksadı yazdığınız ama son dönemlerde biraz aksadı ama yine özellikle Leyla Pakköse ile Gündem programında sizin yazılarınızı çok teşekkür ederim. Değerlendirmek istiyorum. İzniniz olursa buradan izniniz alayım. Estağfurullah, demek canım. O bakımdan. Şimdi o sıcak atmosferde ocağın son ilk günlerinde adaylık açıklandıktan sonra Antalya'daki toplantı için Sayın Devlet Bahçeli'ye hitaben bir yazı yazmıştım. Demiştim ki yani burada sağ sol mücadelesinde sağın da derli toplu bir şekilde seçimlerde yarışabilmesi için çek Tuna'yı, sür Kocamaz'ı. Başlıkta buydu köşe yazımda. Tepkiler geldi. Yani tabii ki sağ taraftan ya işte pişmiş eşe su katıyorsunuz da şöyle. Ya arkadaş, biz sağlıklı bir yarışın ortaya çıkması için mücadele ediyoruz. Yani şimdi Allah aşkına Leyla Hanım, bu sağlıklı bir yarış mı oldu? Olmadı. Yani şimdi Kocamaz'ın olmadığı, yok sayıldı. Yani bir dakika, mevcut belediye başkanının olmadığı bir yarış. Yani bence yani rekabet anlamında da haksız rekabete, kesinlikle. Yani seçmene karşı da ciddi bir haksızlık değil mi? Gerek biz, seçim kasası bakımından, gerekse adil rekabet bakımından asla ve asla siyasi etiğe uymayan bir seçim yaşadı Türkiye. Şimdi kendilerini değil de seçmeni düşünerek, seçmenin iradesine saygı duyarak bir planlama yapsalardı, adayları öyle belirleselerdi, kötü mü olurdu? Şimdi yarış o zaman tamam, yine Sayın Seçer alsaydı. Evet. Yani veyahut da işte ilçe belediye başkanı yine kazansaydı. Yine kazansa. Herkes saygı duyar, şapka çıkartırdı. Fakat gelinen noktada şu anda seçmen iradesine maalesef uygun bir yarış ortaya çıkmadı aday belirleme noktasında. Bu seçimde bence
Mersin seçmenin iradesini yansıtmadı. Şimdi Mersin konusunda evet saptamalarınız seçim sürecine hazırlanırken de aynıydı. Seçim gecesi de aynıydı. Sonuçta yine dedikleriniz harfiyen yerine getiriyor, geliyor. Mihenk taşları bir yerine oturuyor. Katılıyorum söylediklerinize. İzleyenlerimiz de bizimle paylaşıyorlar söylediklerinizi. Biraz sonra birazdan bazı mesajlar ve isimler var. Onları da size iletmek istiyorum. Sosyal medya üzerinden de canlı yayındayız çünkü. İzleyicilerimizin ve de dinleyicilerimizin, takipçilerimizin ilgilerine çok teşekkür ediyoruz. Şimdi sizin karşı çıktığınız olay kimi kesim tarafından Vahap Seçer'in Büyükşehir Belediye Başkanı olması gibi algılanabilir. O değil. Vahap Seçer'in Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına oturmasını sağlayan siyasi etiğin eksik olduğu sürece bir gazeteci olarak haksız bir rekabet. Anlamda toplum bilimcidir tabii. Gazete. O tabii. Olarak karşı çıkıyorsunuz. Vahap Bey'in yerine Ahmet, Mehmet, Ali de olabilirdi, Veli de olabilirdi. Siz isimler üzerinde değilsiniz. Burası yanlış anlaşılmasın. Yanılıyor muyum? Leyla Hanım, mevcut yani seçim nedir biliyor musunuz? Aslında yerel seçimin ana unsuru şudur. Mevcut belediye başkanlığın test edilmesidir. Evet. Şimdi 5 yıl boyunca iyi hizmet yapmışsa o seçmen tarafından 5 yıl daha görevlendirilir. Asıl amaç budur. Ama sosyal medyadan şimdi mesaj var. Onu hemen size söyleyeyim. Söyleyecekleriniz örtüşüyor. İkisine aynı anda cevap verelim istiyorum. Muhammed Tarık Tutka, teşekkür ediyoruz ilgisi için izleyicimize. Demiş ki AK Parti ve MHP'lilerin arasında nasıl çalışacak Vahap Seçer? Görelim. Ama yine de vatana millete hayırlı uğurlu olsun demiş. Bir başka izleyicimiz demiş ki belediye başkanlığının okulu yok. Evet. Vahap Seçer kazansa da meclis çoğunluğu Cumhur İttifakı'nın elinde olduğu için hiçbir projeyi hayata geçiremez. Yine kaybeden Mersin olacak demiş Murat Evlioğlu. Aynur hanımefendi de belediye başkanlığının okulu yok demiş. Bakalım görelim diyorlar. Şimdi belediye başkanlığının okulu var. Olur mu yok? Yani var tabii ki. Yerel yönetimler vesaire. Ya bunun dersi de var. Şimdi nihayetinde deneyim var. Şimdi meclis üyesi olursun. Bir dönem, iki dönem meclis üyesi olursun. İşte okulu o. Alttan başlarsın. Evet. Muhtar olursun. Yerel yönetimlerin bir ön ayağıdır. Evet. İşte okulu o. Yani bir ilçe belediye başkanı olursun. Sonra büyükşehire geçersin. Olamadın aza olursun. Şimdi aza olursun. Evet. Ya okulu bu zaten. Ama tepeden inme hiçbir senin ilişiğin yok. Tak diye gelirsin. Belediye başkanı olursun. O da olmaz. Sonra kendi daire müdürlerinin oyuncağı haline gelirsin. Evet. Sorunları aşamazsın, çabalarsın, çırpınırsın. Bir iki sene sonra o bilgileri alırsın ama o kent, o yörede maalesef 2 yıl, 3 yıl kaybeder. Kalan süreyi de seçim yatırımı olarak yaparsın. Bir bakarsın kaybeden kim olmuş? Tabii ki. Kentler. Yani kent olmuş, il olmuş, Türkiye, ilçe olmuş. Ki, şimdi efendim ben biz hiç kimseye karşı ön yargılı değiliz. Kesinlikle. Yani... bu bir beyaz sayfadır. Yani evet. Ben inanmıyorum o meclis üyeleri falan vesaire etkili olurlar da işte onun karşısında niye dursunlar ki yani? Meclis Hayır, üyelerinin onlar amacı da gerçekten şehrin yani projeleri engellemek mi görevleri? Ispatlamak zorundalardı. Yani, bu da onlar için bir fırsat olur. Evet biz şehrin selayetini yani istiyoruz. O, her doğru kararın yanındayız ve elimizi kaldırıp evet oyumuzu kullanıyoruz diyecekler. Mecbur yapacaklar canım. Ya bu ya doğru bir proje varsa o projeyi niye engellesinler? Onlar muhalefet etmek için orada değil. Şimdi siyaset şöyle bir şey efendim. Belediye seçimlerinden sonra gerek meclis üyeleri, gerek belediye başkanları bütün o siyaset şeyini kimliğinden sıyrılırlar. Rozetlerini bir tarafa koyarlar, işine gücüne bakarlar. Herkesin belediye başkanı olmak zorundalar zaten. Şimdi hemen İstanbul'a yani. Taşıyayım biz sizi. Buyurun. Değerli görüşlerinize ihtiyacım var. Sevgili izleyenlerimden de bu konuda yorum ve görüş bekliyorum. Yabancı basın, özellikle The Independent gazetesi ve La Liberberjik gazetesi, aynı zamanda CNN'in radyosunda geçen ajans haberlerine göre ve sabahın 5'inde izlediğim hukukçu Profesör Doktor Bahadır Erdem'in görüşlerine göre İstanbul'daki sonucu AK Parti beğenmediği için
yasal bir uygunsuzluk ya da işletimde ya da oylar sayılırken de neredeydi bunlar diye sorular var tabii ama beğenmediği için benim hoşuma gitmedi tekrar edelim dedi şeklinde yer aldı dünya basınında. Dışa yansıması böyle. Bir başka basın, görsel basınsa şunu dile getiriyor. Genel seçim değildi, yurt dışında yaşayan Türklerin oyları bu sefer İstanbul'da hesaba katılmadı. Bu sonuca AK Parti bir türlü razı olmuyor şeklinde görüşler var. Ama siz ne diyeceksiniz? Sonuçta yerel seçimde yurt dışı unsuru için. Şimdi tabii ki onların da yorumları önemli. Bakış açıları çok önemli. Onlar biraz daha bağımsız, objektif bakabiliyorlar. Yani üçüncü göz olarak. Tabii tabii. Yani evet. Bu Türkiye Muz Cumhuriyeti değil ki. Yani evet. Oturmuş bir devlet geleneği var. Ama burada yıkılan bazı şeyler var. Olgular var. Yani evet. Şimdi neydi mesela? Bir, Tayyip Erdoğan diktatör. Yıkıldı. İki, Türkiye'de demokrasi yok. Diktatörlük var. Yıkıldı. Çünkü bu olguların olduğu bir Türkiye'de bu seçimi tartışamazsınız bile. Evet. Ya tartışmanız da mümkün değil. Kazandım der, çıkar gider. Yani. Ama demek ki Türkiye Cumhuriyeti'nde demokrasi hala var. Yani Atatürk'ün kurduğu bir ülkeden, rejimden bahsediyoruz. Var. Yani bunu tüm kaygılara evet, rağmen evet, var. Yani şimdi evet. Dünya liderleri, döneminin dünya lideri Atatürk için 100 yılda bir dahi gelir. O da Türklere nasip oldu. Evet. Yani bu söylem var. Yani bunun kurduğu bir cumhuriyetten, ülkeden bahsediyoruz. Evet. Ne kadar bunu sallarsanız sallayın, ancak sallamış olursunuz, yıkamazsınız. Şimdi gelinen noktada demek ki bugüne kadar bir algı oluşturulmaya çalışılıyordu. Nedir? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan diktatör. Hayır. Diktatör olsaydı bugün İstanbul seçimi, Ankara seçimi konuşulmuyor olurdu. Evet. Ya olabilir mi? Siz Saddam zamanında düşünün efendim. Yani orada bir seçimlerde vesairede biri kalkacak da işte Saddam istemeyecek de orada belediyeyi böyle bir şey olabilir mi? Olamaz. Suriye olayına bakalım. Esad'a bakalım. Olamaz. Ya bırakın. Şu Azerbaycan, Aliyev'in bile orada olamaz. Ama bak Türkiye'de demek ki bu oluyor. Demek ki burada bir algı operasyonu var. Ha ben şunu gördüm. Evet, kesinlikle Recep Tayyip Erdoğan diktatör değil. Kesinlikle Türkiye diktatöryel bir rejimle de idare edilmiyor. Öyle olsaydı bunları tartışmazdık. Bu güzel tarafı. Gelinen noktada 1994 yılından beri aynı ideolojinin yönetiminde olan bir İstanbul'dan bahsediyoruz. Yani bugün İstanbul neyse taşıyla, toprağıyla, caddesiyle, yeşil alanıyla, neyse işte bu kadroların eseri. Başta Tayyip Erdoğan'la başlayan bir süreç. Şimdi 94 yılından beri oturmuş bir sistemi, kadroyu bir anda hemen tasfiye edip tak biz geldik deyip bu zor. Çok zor. Şimdi evet. Biraz zamana ihtiyaç var. Benim anladığım kadarıyla yani AK Parti kadroları da bu seçimin kaybedildiğini gerçek anlamda hep korktukları bir şey vardı biliyorsunuz. Bu seçimi bir ders verme seçimi olabileceğine dair olarak bir ürperti vardı. Şimdi burada rahmetli analım Sayın Süleyman Demirel'in bir sözü vardır. Tencerenin devremeyeceği hükümet yok. Yoktur. Kardeşim bu bakın Leyla Hanım gerçekleri konuşalım. Evet. Bu başarının mimarı CHP değil. Değil. HDP'de de değil. Bunların birlikteliği de değil. Yani bunların acayip belediye bunlar. Yani İzmir'i muhteşem yaptılar. Misal. Ellerindeki belediyeler korkunç atağa kalktı. Parmak ısır. Böyle bir şey yok ki CHP'nin. CHP'nin zaten yerel yönetimlerde başarısı yok. Varsa bundan sonra olabilir. Diyecekler ki Eskişehir. Ya Eskişehir'e sen ne karar? Eskişehir'in halkının zaten tamamı eğitim düzeyi çok yüksek. Kültürel değil mi? Birikim açısından da korkunç derecede Türkiye'nin önünde olan bir kentten bahsediyoruz. Bir konser düzenleniyor, kuyruk var. Yani bir operaya vesaire gidildiği zaman. Eskişehir'e siz, zaten orası bir eğitim kenti. Yani eğitim, öğretim kenti. Anadolu Üniversitesi'nin olduğu kentten bahsediyor. Onu bir tarafa koy sen. Evet. Yani 85 yaşındaki Yılmaz Büyükerşen'den daha ne bekliyorsun sen? Sen eğer 85 yaşına gelmiş bir insandan başka sen bir belediye başkanı üretememişsen artık sen CHP olarak bir otur bir düşün kardeşim.
sen hala 85 yaşındaki 90 yaşında olacak görevini tamamlandığında Yılmaz Büyükerşen. Ya bundan başka adam yok muydu? Üretemiyorsan sen politikacı. Eskişehir'de artık sistem kendini istekiyor. Şimdi yani kişi biraz gerçekleri konuşuyoruz. Değil, Kemal bir de Bey. Gerçekleri konuş. Şimdi bu CHP'nin falan muhalefetin başarısı değil. Bu iktidarın ekonomi politikalarındaki başarısızlığı. Başarısızlığın sonucu. Evet. Seçim akşamında evet, söylediğiniz gibi. Evet. Bu bir başarısızlığın sonucu. Bu bir sonuçtur. Evet. Sonuç. Sonuçtur. Ama bu sonucun mimarı ekonomik gerçeklerdir. Şimdi ekonomiyle ilgili olarak. Elbette ki yansımaları da diğer siyasi evet. partilerin oy şimdi, skalasında görülecekti. Şimdi üretim ekonomisi. İster istemez. Evet. Üretim ekonomisi. Ya bu çok önemli yani. Bunu, eğer siz bunu dönüştüremezseniz sanayide, tarımda, lojistikte her alanda yani bir üretim ekonomisine geçemezseniz zaten bu bu tip krizler küreselde esecek olan minicik o Meltem havasındaki rüzgarlar burada fırtınaya dönüşecek. Evet. Şimdi bakıyoruz Mersin gerçeğine bakıyoruz. Mersin neresindeyiz? Ya Konya, Kayseri %20 yani ihracat performansı açısından, Antep %30 yani Adana bile %6 yani 6 performans yakalarken Mersin geriliyor. Ya evet. Mersin'de liman var, lojistik imkanlar var, evet. tarım var. Ne yok? Üretim yok. Üretim yok. İşte burada Mersin bir tüketim şehri. Genel tanımı evet. emekli şehridir. Evet. Yani Afyon'dan gelen bir emekli öğretim görevlisi abimizle sohbet ederken şunu demişti. Leyla'cığım biliyor musun? Mersin'e devlet bakıyor. Deniz abi nasıl yani dedim. Hepsi emekli dedi. Emekli şehridir Mersin. Türkiye'nin gözündeki misyonu da budur. Bunun değişmesi lazım. Genç nüfusun dışarı verilmemesi lazım. Başka şehirlere verilmemesi lazım. İstihdam alanlarının yaratılması lazım. Mersin'in özlediği iş gücüne ve istihdam gücüne kavuşması lazım. O parti, bu parti, şu parti hiç önemli değil demişti. Ve düşündüm, evet doğruyu söylüyor. Mersin yaşanılası bir şehir. Ama yaşayan bir şehir olmalı. Sizin söylemeniz oraya çıkıyor. Murat Evliyoğlu arkadaşımızın bir görüşü var sosyal medya üzerinden. İlginize teşekkür ediyoruz sevgili izleyiciler. Kemal Bey'e katılıyorum diyor Murat Bey. Cumhuriyetimiz ve demokrasimiz başarılı bir sınav vermiştir. İstanbul ve Ankara film arası reklama girdi. Reklam bitsin, film kaldığı yerden devam edecektir görüşü evet. hakim diyor. Yani İstanbul'da burada bir real bir gerçeklik var yani şimdi. Yani burada seçmenin yani kimsenin gücü yetmez. Ya bu seçimler son seçimler değil ki. Şimdi İstanbul burada seçiminin kazananı kim size göre Kemal Bey? Ya tabii ki yani bana göre Millet İttifakı diyeceğiz buna artı HDP. Şimdi HDP burada ciddi bir rol oynadı. Şimdi yani ben HDP'ye şimdi yani diğer şehirlerde AK Parti'nin iktidar hükümetinin uyguladığı politikalar, ekonomik politikalar, tarım politikası, eğitim politikası, bunların hepsinin olumsuz sonuçları olurken İstanbul'da tam tersi bir durum mu var diyorsunuz? Yani ekonomi, üretim, tarım, sağlık, bu alanlardaki başarısızlıklar oraya yansımadı mı? Bunlar üst üste koyacaksınız ama bir de kibir. Kibir. Politikacıyı bitiren kibirdir. Bunu duymak istiyordum sizden. Özgüven patlamasıdır. Evet. Ben şapkamı koyarım, seçimi alırım. Şimdi ya Binali Yıldırım. Ya hiç uygun mu Allah aşkına? Adam zaten meclis başkanı ya. Daha nereye getireceksin? Sen seviyorsun. Başbakan diye yani, olmaz. Tabii. Yani misyonel, bu işin evet yani bu işin özellik misyonel. Evet efendim. Yani bu işin yani yetişmiş insanları var. Yani genç birini getirip koyaydı AK Parti. Değil mi? Hiç hesaba kalmadı mı İstanbul'daki bu rekabet acaba? Ankara bu, üzerinde durdu. Bu Sayın Erdoğan'ın evet. kendisine duyduğu bir özgüven hata yaptırdı. Yani kırılan, dökülen ve yani karşı blokta yer alan çok anormal derecede farklı kesimler oluştu. Bunların hepsine karşı da ben bu seçimi alırım. Yani bu hava maalesef yanlışa gitti. Çünkü yıpratma politikaları deyip Ankara üzerinde yürütüldü. İstanbul'da hiç yıpratma politikası üzerinden gidilmedi Kemal Bey. Yani şimdi Leyla Hanım bir gerçek daha var. Acaba bu seçim sonun başlangıcı mı AK Parti için? Cumhur İttifakı için? Tabii.
İyi bir soru. Şimdi zaman içerisinde konuşacağız sizinle. Evet, evet. Yani bu bir sorunun başlangıcı mı? Değil mi? Şimdi 1 Nisan itibariyle hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Yani artık ciddi anlamda, yani neden korkuluyor? Acaba sokak hareketlerinden korkuluyor. Yani yani şimdi halk demokrasi dışına çıkılırsa korkuluyor. Evet, demokrasi dışına çıkılırsa evet. Hukuk, yasa vesaire bunlar içe sayılırsa şimdi sokak tehdidi çok anormal şekilde bir koz olarak kullanılabilir. Evet. Yani bu aşamaya geldi. Ama tabii ki iç gönül istemez böyle bir şeyi. Evet. Bunlar olasılık dışı değildir. Fakat gelinen noktada bazı siyasetçilerin aba altından sopa göstermeleri, sokak hareketleriyle ilgili. Venezuela örneği. Ya bakıldığı zaman şöyle bir geriye dönük yani sokakların ne anlama geldiğini, bir gezi olayları. Yani bunlara çok dikkat etmek gerekiyor ama benim gördüğüm kadarıyla Türk insanı maalesef politikacılardan, yöneticilerden çok çok daha sağduyulu, çok sağduyulular. Özellikle seçim atmosferinde, yani değil mi, çok barışçıl bir ortam yaşandı. Türkiye genelinde yaşandı. İşte Malatya Pütürge'de olabilir. Yani bu tip maalesef münferit olaylar oluyor. Onun dışında yani demokrasinin tam coşkuyla, heyecanla yaşandığı bir seçim dönemi atlatıldı. Evet. Bu da artık Türkiye'nin nereye evrildiğinin bir işareti. Yani demokrasi tam anlamıyla özümsemiş bir Türk halkı var. Bu bağlamda geleceğe dönük olarak bizler de yani biraz daha içimiz rahat hareket ediyoruz. Tabii artık seçim atmosferi bağlamında bilmiyorum. Evet. 4,5 yıl var önümüzdeki ilk seçime, uzun bir süre. Kırılan dökülen ne varsa belki bunlar tamiri mümkün. Ama Sayın Bahçeli'nin de yani zaman zaman ortaya çıkıp öyle şeyler söylüyor ki. Yani hem siyasi gündemi değiştiriyor hem de halkın gündemine de etki ediyor bu. Muhtarlıklar kaldırılsın diyor mesela. Ya tamam da muhtar kaldırılsın da şimdi Gargıpınar'ın nüfusu yaklaşık olarak 20 bin. Mersin Erdemli ilçesine bağlı eski belde belediyesi de vardı. Belediyeler kaldırılınca orada sadece bir muhtar var. Halkın kapısı olabilecek. Huzur kentte sadece bir muhtar var. Evet. 20 bin nüfus. Yani şimdi muhtarları da kaldırdığınız zaman oralara yani belediye tarafından atanacak birileri acaba ne kadar etkili olabilir, ne kadar faydalı olabilir? Yani Sayın Bahçeli muhtarlar bir takım yasal değişimler sonrasında seçimin yenilenmesi, yeni bir seçim sürecine daha girilmesi noktasında bir görüş ortaya koydu. Ama yani bunun karşılık bulacağını zannetmiyoruz. Artık biraz da seçimsiz şöyle bir kafamızı dinleyelim. İşte geleceğe dönük olarak projelerin yapıldığı, gerçek anlamda Türkiye'nin kalkındığı, özellikle uluslararası ilişkilerde çok sıkıntılı dönemler geçiriliyor. Yani bunun üzerine biraz fikir jimnastiği yapıldı aydınlar tarafından. Yöneticilerin bundan bir şekilde dersini alıp ona göre bu Avrupa Birliği sürecini aldım. Bak şu anda 4,5 yıl Leyla Hanım seçim yok. Avrupa Birliği'nin genişleme politikasına Türkiye dahil edilmedi ama bu süreç belki onun için değerlendirilebilir. En azından biraz önce dediğiniz o yükselen rejim değil, diktatörlük rejimi yoktu. Bu yasal süreç, bu demokrasi süreci, bu demokrasi sorgulaması, bu tercihler, bu tercih haklarının kullanılıyor olması Türkiye aleyhine değil lehinedir dediniz ya. Evet. En azından demokrasinin ve hukukun işletilebildiğinden eminiz, bu güzel bir şey dediniz. Bu açıdan belki Avrupa Birliği'nin genişleme planında yer alabilir, belki dış arenada da bir artı olabilir, katılıyorum. Seçimden, referandumdan başımızı kaldıramadık. Evet. Hakikaten kaldıramadım. Yani ya bir senede iki tane, üç tane seçim, referandum. Ya hep buraya odaklandık. Evet. Ya bir önümüze bir bakalım. Bir şu AB işi ne oldu? Avrupa Birliği işimiz ne oldu? Ekonomimizde cari açık vesaire, dolar, ne işte durumda? Dış güçler ne oldu? Ya bir de siyasetçiler de, Leyla Hanım yanlış anlamayın. Estağfurullah. Seçime dönük pozisyon ortaya koydukları için
İyi onların bir anda da söylemleri bilmememiz ortaya koyduğu fikirler zaten. Tabii canım, onların tabii da ortaya koyduğu duymak fikirler. Duymak istediklerimizi söylediler bize. Duymak partizancı oluyor. Söylemediler. İdeolojik oluyor. Tabii ki. Yaklaşımlar öyle oluyor. İlk defa 4,5 yıl önümüzde seçim yok. Sayın Bahçeli'nin, tabii Bahçeli kimden ne duyuyor, kim ne söylüyor? Yani şimdi, Cumhur İttifakı bağlamında belki de bunun sözcülüğünü yapıyor. Tekrar bir seçim araya sokuşturmak kadar tehlikeli bir şey yok. Çünkü bu millet artık seçim olayından yoruldu. Yoruldu. Bir seçimler bitsin. Şöyle bir ya başımızı şöyle iki avucumuz içinde alıp ya biz Türkiye olarak neredeyiz? Yani değil mi? Bu gelir adaletsizliği. Yani anormal şekilde gün geçtikçe makas açıldıkça açılıyor. Şimdi Kemal İstek, çok teşekkür ediyorum. Burhanettin Kocamaz'ın, Sayın Burhanettin Kocamaz'ın teşekkür konuşmasını canlı olarak ekranlarımıza getiriyoruz. Bir başka gün yine buluşalım sizinle. Ben son olarak şunu söyleyeyim. Buyurun. Yani hiç kimseye karşı bir ön yargımız yok. Önemli olan Mersin'in kazanması. Bu bağlamda yeni seçilen bütün belediye başkanlarını tebrik ediyor. Başarılar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Yapmak üzere Mersin'in ve Tarsus'un mimarı değerli başkanımız Sayın Burhanettin Kocamaz Bey'in kürsüye teşriflerini arz ederim. Çok saygıdeğer il ve ilçe yöneticilerimiz, değerli belediye başkan adaylarımız, 31 Mart sürecinde ilk günden bu yana bize inanan, bize yol arkadaşlığı yapan ve demokrasi mücadelesinde bizzat emek veren, ter döken saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, öncelikle davetimize icabet edip buraya kadar geldiğiniz ve bu anı bizimle paylaştığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz diyorum. Allah hepinizden razı olsun. Değerli arkadaşlar, 25 yıllık belediye başkanlığımız döneminde birçoğunuzla her dönemde, bir kısmınızla da son dönemlerde birlikte yol yürüdük. Tabii Mersin, Tarsus, bütün ilçelerimiz bizim için özel. Allah'a çok şükür ki bu topraklarda doğmuşuz, bu kente mensubiyet taşıyoruz. Ülkemize, bayrağımıza, devletimize geçmişten bu yana hep aşık olmuş, sahip çıkmışız. Tabii ki bu son dönemde yaşanan hadiseler belki bizi biraz burktu, belki üzdü ama hiçbir zaman inandığımız davadan, bu kente olan aşkımızdan bir santim bile geriye itmedi. Böyle olmasını istemezdik. Ama maalesef bizim bu kente olan inancımız, sizlere olan inancımız, bu kente olan aşkımız birilerini rahatsız etmiş olacak ki bu son 6 aylık süreç yaşanmak durumunda kalındı. Tabii ki bizler bu ülkeye gönülden bağlı insanlar olarak havlu atıp bir kenara çekilemezdik. Bizi belki partiden ayırabilirler ama inandığımız davadan hiç kimse kopartamazdı. Neticede oyun üstüne oyun, kumpas üstüne kumpas
entrika üstüne entrikalar yaşadık. Ve attığımız her adımda önümüz kesildi. Ve o zaman inandık ki biz ne yaparsak yapalım, bizim vatandaşın karşısına çıkmamız ittifaklara rağmen göze alınamadı ve önümüz kesildi, sandığa girmemiz engellendi. Belki şahsımın seçilme hakkı elinden alındı ama aslında sizlerin seçme hakkı, Mersin halkının seçme hakkı elinden alınmıştır. Demokrasi büyük yara aldı. Demokrasi sırtından hançerlendi. Demokrasi maalesef hukuk dışı yollarda bir kenara bırakıldı ve aylar öncesinden söylediğimiz gibi bu seçim şaibeli bir noktaya doğru itildi. Ama her şeye rağmen demokrasi bizim için önemliydi. Bizden sonraki nesillere verilecek bir hesabımız vardı. Biz o hesabı en iyi şekilde verebilmek ve torunlarımıza, çocuklarımıza anlatabileceğimiz şanla şerefle yürüttüğümüz bir mücadelemiz olduğunu, bir hikayemiz olduğunu onlara anlatmak zorunda olduğumuz bilinciyle hareket ettik. Ve bugün geldiğimiz noktada maalesef eşit şartlarda yapılmayan bir seçim neticesinde Cenab-ı Allah'ın da demek ki takdiri böyle, görevimizden ayrıldık. Benim içimde bir muhte vardı. Gün gelir bir gün bu belediyeyi bir başkasına devretmek durumunda kalırsak bizzat kendim gidip devredeceğim. Çünkü ben ne Tarsus'ta belediyeyi devralırken ne de Mersin'de belediyeyi devralırken belediye başkanları gelip bana belediyeyi devretmemişti. Dolayısıyla biz bize yakışanı yapmalıydık. Medeni ölçüler çerçevesinde, demokratik teamüller çerçevesinde belediyeyi yeni sahibine, yeni yöneticisine devretmek durumunda olmalıydık. Ve dün biz kendimize yakışanı yaptık. Ancak hiç olmayan şeylerle sanki orada Burhanettin Kocamaz'a bir saldırı yapılmış gibi olay saptırılarak Mersin gibi demografik yapısı karmaşık bir kentte oluşturduğumuz barış, huzur ve kardeşlik ortamını sekteye uğratmak adına bir tezvirat, bir dedikodu yapıldı. Ancak biz doğruları söyledik bugüne kadar. Burada da halkımıza doğruları söylemek mecburiyetindeydik ve bununla ilgili açıklama yaptık. Değerli arkadaşlar, seçimler gelir geçer. Yönetimler gelir geçer. Ama bu kent hep baki kalacak. Bu kentteki barış, huzur ve kardeşlik ortamının ila nihaye sürmesi biz belediye başkanı olsak da olmasak da bizim en öncelikli hem görevimiz hem de arzumuzdur. Dolayısıyla dün görevimizi devrettik. Sayın Başkan'a da görevinde başarılar diledik. Temennimiz orada da söylediğim gibi boynuzun kulağı geçmesi. Neticede
Eğer hizmetler kaldığı yerden devam ederse, Mersin'de geldiğimiz nokta daha ilerilere taşınabilirse ve Mersin'de yaşayan insanların huzur ve mutluluğu her geçen gün biraz daha artarsa biz bundan memnuniyet duyarız. Başlattığımız hizmetlerin mutlaka devam ettirilmesi gerekir. Dün de demir esnasında Sayın Başkan'a söylediğim gibi bu hizmetlerin yine biz takipçisi olmaya devam edeceğiz. Yeni yönetime de başarılar diliyoruz. Allah yollarını açık etsin. Allah kolaylık versin. Tabii ki biz de bir Mersinli olarak Mersin'de huzurun, güvenliğin devam etmesi, barışın, huzurun, mutluluğun devam etmesiyle gurur duyacağımızı da orada ifade ettik. Tabii değerli arkadaşlar, bu yaşadığımız süreç içerisinde hepiniz emek sarf ettiniz, gayret gösterdiniz. Bütün emek ve gayretleriniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Elbette bu süreçte insanların kafası karıştırıldı. Önce İyi Parti'den aday olmaya karar vermiştik. Oradan önümüz kesildi. Sonra Demokrat Parti'den aday olma kararı alındı. Orada da önümüz kesildi. Yine malum çevreler tarafından. Daha sonra da Sayın Ayfer Yılmaz'la son 28 günlük bir mücadeleye girdik. Tabii böyle bir ortamda özellikle de 19 Şubat 3 Mart arasında 12 günlük sürede insanlar biraz paniğe kapıldılar. Ne yapacaklarını şaşırdılar. Daha önce bizim üzerimizde ittifak kuran halk, hemşerilerimiz bu boşlukta kendilerine tekrar eski partilerine dönüş gibi bir yol izlediler ve neticede biz o dönemde, yani o 12 günlük sürede yaptırdığımız anketlerde %5'lere kadar düşmüştük. Tabii %5'ten tekrar seçilecek noktaya gelmek, 40'ların üzerine çıkmak gerçekten çok zordu. Ama işte dediğim gibi hep birlikte gayret gösterdik, mücadele ettik. %12'ler seviyesine yeniden çıktık. Şimdi birileri sosyal medyadan bize adice, şerefsizce saldırıyor. Söyledikleri şu: siz bize seçim kaybettirdiniz. Değerli arkadaşlar, biz 2014'te ittifaksız bir şekilde bu şehrin yönetimine geldik. Her zaman söylediğim gibi bizim ittifakımız halkımızla gönüllerde oluşturduğumuz bir ittifaktır. Şimdi karşımızda iki tane ittifakla mücadele ediyoruz. Buna rağmen önümüz kesiliyor. Ve ondan sonra da seçime girmediğiniz, sadece demokrasiye sahip çıkma adına Sayın Ayfer Yılmaz'la yol yürüdüğünüz bir dönemde seçim kaybediliyor ve suçlu aranıyor. Dolayısıyla suçluyu bulmak isteyenler aynaya baksın. Bu seçimde Haziran'daki 24 Haziran'daki İYİ Parti'nin oylarının yaklaşık 30 bin altında kalmış Sayın Ayfer Yılmaz, Demokrat Parti adayı olarak. Şimdi
Haziran'daki oyu bile alamayan bir seçim sonucunda siz suçluyu başka yerde aramayacaksınız. Kendinizde arayacaksınız. Biz hedefimize ulaşamamışız. Hedefimiz neydi? Hem demokrasiye sahip çıkmak, hem de Türkiye'ye buradan bir mesaj verebilmek. Ama biz hedefimize ulaşamamışız. Siz 24 Haziran'da aldığınız oyları korumuşsunuz. Üzerine koyamadıysanız suç kimin? Dolayısıyla değerli arkadaşlar, kim ne söylerse söylesin, biz doğru yolda yürümeye devam edeceğiz. Bizi yolumuzdan alıkoymaya çalışanlar elbette sonucuna da katlanacaklardır. Yani küfürle, tehditle, iftirayla, hakaretle bir yere varamayacaklarını herkesin görmesi ve anlaması lazım. Kötü söz sahibine aittir. Dolayısıyla sosyal medyadan bize bu tür aşağılık ifadelerle saldıranları her zaman söylediğim gibi önce Yüce Allah'a, sonra da devletimizin bağımsız mahkemelerine havale ediyoruz. Onlar elbette orada bunun hesabını verecekler. Ama şunu da herkes bilmesi lazım ki, eğer Türkiye Cumhuriyeti bir muz cumhuriyeti değilse, Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devleti ise, hukuku idare edenler, hukuku uygulayanlar da görevlerini en iyi şekilde yapmak durumundadır. Değerli arkadaşlar, bu zor bir süreçti. Bu zor süreçte Sayın Ayfer Yılmaz da bir cesaret örneği gösterdi. Demokrasiye sahip çıkma adına bütün risklerine rağmen 28 günlük bir süreçte geldi ve bu mücadelede yer aldı. Ben kendisine huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Tabii ki zaman her şeyin ilacı. Bu seçimde yaşananlar gelecekle ilgili gerek İYİ Parti'nin gerek Demokrat Parti'nin bundan sonra yürüteceği politikalar önceden bu yerel seçim masaya yatırılarak iyice etüt edilmeli, eksik gedik ne varsa tespit edilmeli ve bu tespit neticesinde de geleceğe doğru ülkenin daha iyi yerlere gelmesi, herkes için hukuk, herkes için demokrasi anlayışıyla bu ülkede söz sahibi olması için ne gerekiyorsa hep birlikte yapılması gerekir diye düşünüyorum. Bir kez daha bu süreçte bizimle yol yürüdüğünüz için, bu mücadelede rol aldığınız için ve ülkenin geleceğine yönelik, ki bu yerel seçim olmaktan çıktı, genel seçimi de aştı, Türkiye sınırlarının dışına taşan bir seçim olmuştu. Dolayısıyla bu mücadelede yer alan 7'den 77'ye herkese bir kez daha teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin diyorum. Sizleri Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun. Allah hepinizden razı olsun. Tohum saç, tohum saç bitmezse toprak utansın. HDP varmayan mızrak utansın. Hey yedi küheylan, koşmana bak sen. Çatlarsan doğulan kısrak utansın.
Sayın Erbaşkanım, evlatlarınız adına biz de sizlere çok teşekkür ediyoruz. Hakkınızı helal edin. Bir adım yolunuzdan, bir adım sözünüzden dönersek namert olsun. Bu dünyada yaşamak bize haram olsun. Yeniden birlikteyiz sevgili izleyenlerimiz. Saatlerimiz yaklaşık olarak 12.37'yi gösteriyor. Sayın Kocamaz'ın teşekkür konuşmasını canlı olarak ekranlarınıza getirdik. Yayınımız İçel TV ve İçel FM ortak yayınıyla ve sosyal medya ortak yayınıyla devam ediyor. Yayın akışımıza sosyal medyadan mesajlarıyla da katkıda bulunan tüm dinleyenlerimize teşekkür ediyoruz. Sevgilerimizi sunuyoruz. Paylaşacağımız çok mesajımız var. Biraz ilerleyelim programımızı adım adım. Sonrasında yeniden buluşacağız sosyal medyadaki arkadaşlarımızla. Dün bir anekdot iletmiştik sizlere. Suriyeli firmalarla ilgili ve Mersin'de yaşayan Suriyelilerin ekonomiye katkılarıyla ilgili sevgili izleyenler, Mimarlar Odası Başkanı Ünal Şahin de buna dikkat çekmişti. Bir takım istihdam alanlarının rahat yaratılabilmesi için arsa kimliklendirme işinin bir an evvel yapılması gerektiği konusuna dikkat çekmiştik. Evet, belediyelerin hedeflediği işsizlik oranını aşağıya çekme konularında bu da kilit nokta durumundaydı. Bu konuya bir kez daha Ünal Bey ile sevgili Ünal Şahin'le dikkat çekmiş olduk. Bugün de yayın konuğumuz gazeteci yazar, aynı zamanda İçel TV'nin kıymetli programcılarından, şehrimizin en iyi gazetecilerinden sevgili Kemal İstek'ti. Alabilirim çayımı, çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kemal İstek'le de çok önemli tespitlerde bulunduk. Görüşleri ve bilgileri için teşekkür ediyoruz kendisine. Sosyal medya üzerinden Kemal Bey'in görüşlerine ve programımıza ait donelere katkıda bulunan tüm izleyenlerimize ve de dinleyenlerimize de teşekkür ediyoruz. Yasal süreç işliyor. Her şey hukuk ve demokrasi çerçevesinde olursa, siyasi etik, doğru ve iyi söylemlerle, insancıl ve iyi niyetli söylemlerle hem Türkiye'ye hem de Türk insanına yakışır, hem de Türk politikacısına yakışır söylemlerle devam ettiği sürece iyi niyetin aşamayacağı hiçbir engel yok diye noktayı koymuş olalım. Sevgili Kemal İstek'in de söylediği gibi şu anki sayfa tüm şehirler için, Türkiye için de yeni bembeyaz bir sayfa olsun. Bakalım hangi güzellikler, hangi iyi haberler yazılacak. Sınırlarımız içerisinde de, sınırlarımız dışında da bu imaja çok ihtiyacımız var. Her şeyden önce hukukun üstünlüğüne güvenen, insan haklarını koşulsuz işletilmesine inanan bireyler olarak sınırlarımız içerisinde, memleketimizde barış, huzur ve de sağlık içerisinde yaşamayı dileyen vatandaşlarız. Şimdi ara ara haber merkezimizin hazırladığı haberlere de göz atacağız tabii ki. O kayıtlarımızı da ekranınıza taşıyacağız. Haber ayrıntılarımızı da ekranınıza taşıyacağız. Haberlerimiz hazır oldukça ve sırası geldikçe Ezel Evan arkadaşım bana hatırlatacak. Dilerseniz şöyle bir basın ya da bu konuya girmişken hemen bir toparlama da verelim Suriyeliler konusunda. 2018 yılında efendim, geride bıraktığımız yılda ağırlıklı olarak Mersin'de Suriye sermayeli firmalar açılmış. Çoğunlukta böyleymiş. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası aylık göstergeler raporundaki verilere dayanılarak bu bilgi sunuluyor kamuoyuna ve de basına yansıyor. Mersin'de açılan şirket ve kooperatif sayısında 2017 yılındaki artış, ticaret unvanlı iş yeri sayısında ise azalış yaşanmış. 2018 yılında da devam etmiş bu durum. Buna göre 2018 yılında Mersin'de açılan şirket ve kooperatif sayısı 2017 yılına göre %15 artarak 2046'ya yükselirken, kapanan şirket ve kooperatif sayısında %21'lik düşüş gerçekleşti ve 190'a geriledi demişiz. Türkiye genelinde Contordato
konusunda mağdur olan 5000 firma var demiştik. Sevgili Bilgin Yeşilboğaz'la, Mersin Baro Başkanı Bilgin Yeşilboğaz'la yapmış olduğumuz program söyleşisinde bu haberde yine o konuyu akıllara getirmiyor değil doğrusu. Kontordato'yu suistimal eden firmalar da vardı hem şehrimizde hem Türkiye genelinde. Dileğimiz hak eden firmalar için Kontordato ilan edilsin şeklindeydi. Öyle de sonuçlandırmıştık sevgili Yeşilboğaz'la sohbetimizi. Haberci gazetesiyle başlayalım. Şehrin gündemi bugün farklı konularla başladı tabii ki. Sanat Festivali gündemdeydi. Sonrasında Burhanettin Kocamaz'ın, Sayın Burhanettin Kocamaz'ın teşekkür konuşması, basına deklare konuşması vardı. Onu canlı olarak ekranlarınıza getirdik. Bakalım şehir bugün nelere gebe, dünden hangi konular sarkmış gündemimize? Hızlıca bir göz atmaya çalışalım sevgili izleyenlerimiz. Haberci gazetesiyle başlıyoruz haber turumuza. Zehir saçıyor manşeti kullanılmış. Mersin'de sık sık çevre felaketi hareketlerine yol açan Kromsan fabrikasında 32 işçi öğle yemeğinde zehirli gazdan zehirlendi denilmiş. Dün de haberlerimizde bu konu ağırlıklı olarak işlenmişti, anımsayacaksınız. Yine de izleyemeyen, takip edemeyen izleyenlerimiz için Soner Aydın'ın haberini sunuyoruz. Efendim, Haberci gazetesinden Soner Aydın. Leyla Pakköse ile Gündem programı, Türkiye'nin ve bölgenin muhabir isimleriyle gazete sunumlarını, haber sunumlarını yapan tek programıdır efendim. Olması gereken budur. Gazeteciler her zaman topluma dair, toplum bilimine dair, toplumun ahirine ve de geleceğine dair her türlü doğruyu nezaket sınırları içerisinde ve de hukuk demokrasi sınırları içerisinde dile getirebilecek en önder meslek grubudur bize göre. Soner Aydın haberinde şöyle diyor: doğaya bıraktığı zehirli atıklarla Mersin'in yıllardır başına bela olan Şişecam Kimyasallar Grubu bünyesinde bulunan Kromsan'da kimyasal gaz sızıntısı sonucu 32 işçi zehirlendi. İşçiler fabrikada öğle yemeği arasında çıktıkları sırada sızan gazdan etkilenerek fenalaştı. Sızıntının farkına varan ve çeşitli hastanelere kaldıran işçilerin durumu ne olmuş? Bir kısmı yoğun bakıma alınmıştı. Bu konuyla ilgili haberimizi ekranlarınıza taşıyalım. Sonrasında diğer gazete başlıklarımızla buluşalım efendim. Lütfen bizden ayrılmayın. Mersin'de krom üretimi için kimyasal madde üreten bir fabrikada çalışan 29 işçi gaz kaçağından etkilendi. Tedaviye alınan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Akdeniz ilçesine bağlı Kazanlı mahallesinde krom üretimi için kimyasal madde imalatı yapan fabrikada kimyasal gaz kaçağı yaşandı. İnsan sağlığına zararlı olan gazı soluyarak fenalaşan 29 işçi fabrikadaki ilk müdahaleleri sonrasında hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken gaz kaçağının ekiplerce giderildiği belirtildi. Ekipler gaz kaçağının nedenini araştırıyor. Evet, haber turumuz devam ediyor izleyenlerimiz. Bu konunun ayrıntıları, bu haberin ayrıntıları böyleydi. Haberci gazetesinde yer alan bir haberimizdi bu. Atsız Afşin mazbatasını aldı. İşitme sorunu, işitme özel durumu yaşayan vatandaşlarımız için ve de izleyenlerimiz için hemen haberi büyüterek ekranımıza taşıyoruz. Yine Soner Aydın'ın bir haberi. 31 Mart'ta Toros'a belediye başkanlığına seçilen MHP'li Afşin Atsız Yılmaz mazbatasını aldı. Mazbatasını aldıktan sonra kısa bir açıklama yapan Yılmaz, buruk bir sevinç yaşadıklarını belirtti. Sanırım haberimiz de hazırdı bizde sevgili Ezel Aban. Herkesin belediye başkanı olacağız dedi Atsız Yılmaz. Bakalım haberin ayrıntılarında daha ne gibi sözlere yer verilmiş, ne gibi mesajlar yer alıyor? Hemen bir göz atalım. Yerel seçimlerde Mersin'in merkez ilçelerinden Toroslar'da Cumhur İttifakı adayı olarak seçimi kazanan MHP'li Atsız Afşin Yılmaz, Toroslar İlçe Seçim Kurulu'nda mazbatasını alarak resmen görevine başladı. Bu süreçte yoğun mesai sarıyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Bunun işareti olarak kabul ediyoruz. Kıymetli arkadaşlar, kıymetli hemşehrilerim, kıymetli Toroslar halkı, kıymetli Mersin halkı, 31 Mart seçimleri neticesinde mazbatamızı almış bulunuyoruz. Bu mazbata
Toroslar'daki vatandaşlarımız tarafından, Toroslar halkı tarafından belediye başkanı olarak görevlendirildiğimizin vesikasıdır, belgesidir. Biz de bu görevi aldık, kabul ettik. İnşallah bu dönemde başarılı çalışmalar yapacağız. Herkesin, her kesimden herkesin belediye başkanı olacağız. O sorumluluğu duyuyoruz. Her kesimden her vatandaşımızın sorumluluğunu üzerimize duyuyoruz. Görevimizi layıkıyla yerine getireceğiz. Bu süreçte, seçim sürecinde beraber çalıştığımız AK Parti il, ilçe teşkilatlarına ve başkanlarına, Milliyetçi Hareket Partisi il ve ilçe teşkilatlarına ve başkanlarına, kadın kolları başkanlarımıza, gençlik kolları başkanlarımıza, ülke ocakları başkanlarımıza ve teşkilatlarına ve en önemlisi hiçbir ünvanları olmamasına rağmen bizimle beraber sokak sokak yürüyen, sokakları aşınlayan, yağmur altında çalışma yapan tüm gönüldaşlarımıza, neferlerimize çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. İnşallah bundan sonra da meclis üyelerimizle beraber, teşkilatlarımızla beraber, Cumhur İttifakı ruhuyla, aynı heyecanla, aynı şekle çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu bir başlangıçtır. Güzel şeyler yapacağız, güzel projeler yapacağız, güzel işler yapacağız. Burada bugün bizleri yalnız bırakmadığınız için hepinize saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Mersin'in Eda öğretmenini kıskançlık yaşamdan kopardı sevgili izleyiciler. Mersin'de Türkçe öğretmeni Eda Kaymaklı'yı 6 yaşındaki kızının yanında öldüren erkek arkadaşı UT adliyeye sevk edildi. Katil zanlısı UT genç kadının kıskançlık yüzünden öldürdüğünü ileri sürdü. Sonra devam eden sorgunun ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aynı zamanda Eda öğretmen bugün öğrencileri, sevenleri ve ailesi tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Mersin'de Türkçe öğretmeni 38 yaşındaki Eda Kaymaklı'yı 6 yaşındaki kızının yanında öldüren erkek arkadaşı UT adliyeye sevk edildi. Katil zanlısı UT genç kadını kıskançlık yüzünden öldürdüğünü ileri sürdü. Mersin'de özel bir okulda Türkçe öğretmeni olarak görev yapan Eda Kaymaklı, 6 yaşındaki kızıyla birlikte yaşadığı evde kızı tarafından ölü olarak bulunmuştu. Kızının ağlama sesi üzerine komşularının ihbarıyla eve gelip çilingir yardımıyla içeriye giren polisler Eda Kaymaklı'yı yatağında bıçaklanarak öldürülmüş halde buldu. Polis cinayetin ardından başlatmış olduğu soruşturmada çevredeki vatandaşların ifadelerine başvurarak bölgedeki güvenlik kameralarındaki görüntüleri inceledikten sonra kimliğini belirlediği katil zanlısı erkek arkadaş UT'yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü'nde sorgusunda cinayeti kıskançlık yüzünden işlediğini ileri süren katil, ifadesinin alınmasının ardından yoğun güvenlik önlemi altında adliyeye götürüldü. Adliyeye götürülürken giydirildiği çelik yelekle polis aracına bindirilen katil zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mersin'de öldürülen Eda öğretmen, memleketi Elazığ'da toprağa verildi. Doğan her canlı ölümü muhakkak tadacaktır. Mersin'den Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderilen Eda öğretmenin cansız bedeni otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından yakınları tarafından alınarak Elazığ'a götürüldü. Elazığ'ın Keban ilçesine bağlı Kopuzlu köyüne götürülen Eda öğretmen için ikindi namazı sonrasında cenaze töreni düzenlendi. Köy sakinleri ve ailesinin katıldığı cenaze namazının ardından Eda öğretmen Kopuzlu köyünde aile mezarlığında toprağa verildi. Evet, sosyal medya üzerinden yine programımızı takip eden sevgili izleyenlerimiz şöyle bir bakıyoruz. Sevgili Melek Ortaç Oğuz, harikasınız demiş. Teşekkür ediyoruz Melek Hanım'a. İmamoğlu sonucu kurcalamayın diyor Murat Evliyoğlu'nun bir görüşü. Kafaları karıştırmayın diyor. Bu hangi akla hizmet diyor. Yine de tarafsız yorumlar. Tarafsız şekilde iletiyoruz tabii ki. Kemal Bey ile sohbetimiz ve değerlendirmelerimiz neticesinde gelen yorumlar bunlar.
Haber turumuza devam edelim sevgili izleyenlerimiz. Bakalım hangi gazetemiz var sırada? Mersin gazetesi var. Neymiş bu durum? Adana-Mersin seferlerini yapan trenlerde bekleme yaparken klimalar çalıştırılmadığı için aşırı derecede kalabalık nedeniyle önce insanlar terliyor. Tren hareket ettikten sonra da aşırı derecede açılan klimalar nedeniyle rahatsız edecek derecede üşümeye devam ediyor. İşte hiçbir hizmet... Şimdi, aynen öyle. Aynen öyle Ezel'cim. İşte insan odaklı olmayan hizmet anlayışının birer neticesi bunlar sevgili izleyiciler. Bu tren seferleri niçin var? İnsanları bir mevkiden alıp bir başka mevkiye ulaştırmak için, değil mi? Demiryolu aracılığıyla. Ve bu klima sistemi niçin konulmuş, niçin kullanılmış bu araçlarda, tren dediğimiz araçlarda, ulaşım araçlarında, bir nevi toplu taşıma araçlarında? Hem havalandırma aksamını çalıştırmak için hem de serinse dışarısı, içeri sıcak olsun, içeri sıcaksa bir şekilde serinletilsin diye. Yani bu denge, klimaloji dengesinin sağlanılması için kurulmuş bir sistemdir. Ha, henüz tren duruyorsa terlemeyeceksiniz. Böyle bir emir verilemez. Sıcaksa çalıştırın kardeşim. Yani insan odaklı hizmet, insanı düşünen hizmet mekanizması işletilmediği sürece ne bu eleştiriler biter ne de bu haberler biter. Mersin gazetesindeydik. Evet, Mersin gazetesindeyiz. Devam ediyoruz. Madem sayıyı bu kadar az görüyorlar, kendileri neden 3000 oyla kazandık diye açıklama yaptı denilmiş. 31 Mart'ta yapılan yerel seçimde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanan Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın özür diliyorum, ekranı hemen büyüterek taşıyorum haberimizi. Hep birlikte okuyoruz sevgili izleyiciler. Evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri'nde %1 gibi sıkıntılı oy olsa seçimin yenilenmesine gidiyorlar. 13-14 bin oy farkla kimsenin kazandım deme hakkı yoktur ifadesine tepki gösterdi. İlginç bir durum, ilginç bir süreç ilerliyor. Yani bu 14 bin, 13 binlik fark siz istemediniz diye ya da birileri istemedi diye İmamoğlu'nun yerinde AK Parti'nin, iktidar partisinin adayı da olabilirdi. Hiç değişmez. Hangi parti olursa olsun bu ne kadar etik bir söylem, bu ne kadar doğruya hizmet eden bir söylem. Sonucu biz beğenmedik. 13-14 bin fark olamaz. Böyle bir söylem yok. Siyasette tarih yazacak cümleler bunlar. Hakikaten tarih yazacak cümleler. Çocuklarımıza diyelim ki bakın bu cümleleri not edin, bu gündemlere, bu durumlara ait aklınız erdiğince ve eliniz kalem tuttuğunca lütfen not alın. Çünkü gerçekten siyasi söylemlerde tarih yazılıyor Türkiye'de. Biz beğenmedik, olmasın. Aynı şey İmamoğlu söylese onun da karşısında olurduk. Sonuçta karar YSK'nın mı yoksa hukuk çerçevesinde devam edecek bir sürece mi girdik? Orası da belirsiz. Bakalım. İçeride dışarıda çok perişan olmadan sonuçlansın da her şey. Ülke yeterince vakit kaybetti çünkü bu ülkenin yöneticiden çok yönetilmeye ihtiyacı var. Seçim yenilgisinden sonra CHP'nin kapısına kilit vuruldu denilmiş. Yine Mersin Mut'ta yerel seçimlerde oy sayısı 8244'e düşen CHP ilçe başkanlığı kapısına kilit vuruldu. Partililer tepki göstererek il başkanını aradık ancak cevap alamadık denilmiş. Bu da ayrı bir ayrıntılı haber tabii ki sevgili izleyiciler. Bu bir başlangıçtır, güzel şeyler yapacağız söylemi yer alıyor. Mahalli idareler seçimlerinde Toroslar Belediye Başkanlığı'na seçilen Cumhur İttifakı'nın desteklediği MHP'li Atsız Afşin Yılmaz'ın mazbatasını alırken sarf ettiği sözler, cümleler bunlar. İmece gazetesindeyiz sevgili izleyenlerimiz ve de dinleyenlerimiz. Leyla Pakgöse'yle gündem programındasınız. İçel TV stüdyolarından sizlerle birlikteyiz efendim. Sosyal medya üzerinden de İçel FM mikrofonlarından da takip edebiliyorsunuz programımızı. Mezitli ilk meclisini yapmış. Haberimiz hazır mı Ezel'cim? Mezitli belediye meclisi ilk toplantısını yaptı şeklinde bir haber bekliyorduk. Evet, hemen başlığımızı iletelim, tekrar bir hatırlatalım, toparlayalım. Mezitli Belediye Meclisi 31 Mart seçimlerinin ardından ilk toplantısını yaptı. Neşet Tarhan Başkanlığı'nda gerçekleştirilen toplantıda meclis başkan vekilleri, katip üyelikleri ve komisyonlarda görev alacak üyelerin de seçimi yapıldı aynı zamanda. Mezitli Belediye Meclisi 31 Mart seçimlerinin ardından ilk toplantısını yaptı. Neşet Tarhan Başkanlığı'nda gerçekleştirilen toplantıda meclis başkan vekilleri, katip üyelikleri ve komisyonlarda görev yapacak üyelerin seçimi yapıldı.
Oylama sonrası Meclis 1. Başkan Vekilliğine Zehra Korkmaz, Meclis 2. Başkan Vekilliğine Ramazan Tokel, Divan Katipliğine Deniz Güroçak, Buğra Yıldız, Hüseyin Abuş ve Doğu Tekçe seçildi. Encümen ve komisyon üyelerinin de seçildiği toplantıda Mezitli Belediyesi Denetim Komisyonu raporu okunarak 2018 mali yılı faaliyet raporuyla ilgili teklif görüşülerek kabul edildi. Yeni dönemin ilk meclisinde ayrıca meclis başkanı ve üyelerine verilecek huzur hakkı ödeneğinin belirlenmesiyle ilgili teklifin görüşülmesi, Rusya'da Ağustos ayında gerçekleştirilecek Uluslararası Antik Kentler Forumu'na katılım konuları gündeme geldi. Toplantıda Mezitli Belediyesi'nde çalışan memur ve sözleşmeli personele ilişkin ilgili sendikayla belediye arasında toplu sözleşme yapılması için Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'a da yetki verildi. Yeni dönemde yapmak istediği çalışmalar hakkında meclis üyelerine bilgi veren Tarhan, Mezitli'yi kültür, sanat alanında ve eğitim alanında öne çıkarmak istiyoruz. Bunu yaparken de sizlerin görüş ve önerileri doğrultusunda kararlar alacağız. Güzel bir 5 yılı geçireceğimize inanıyorum. Mezitli örnek bir şehir olmaya devam edecektir, dedi. İmece gazetesiyle devam edelim mi hep birlikte? Bakalım şimdi neler yansımış İmece gazetesinin ilk sayfasına. Mersin gündemine ait, ilçe gündemlerine ait. Şöyle bir bakıyoruz. Taş binada izdiham yaşandı denilmiş. Sayın Vahap Seçer'in dün şehrin mührünü yani mazbatasını teslim almasıyla alakalı bir haber bu. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı bu arada canlı olarak nakletmiştik size sevgili izleyenlerimize bu görüntüyü ve de haberi. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Vahap Seçer görevine başladı. Burhanettin Kocamaz'dan görevi devralan Başkan Seçer, Mersin'e hizmette yeni bir dönemin başladığını belirterek hangi etnik kökenden, hangi siyasi görüşten, hangi mahalleden, köyden olursa olsun herkes kendini rahat hissetsin, benim vatandaşım Vahap Seçer. Seçer'in kardeşi olduğu bilincinde olsun şeklinde konuşmuş. İmece gazetesi de coşkuyla devraldı başlığıyla manşetine taşımış bu haberi efendim. HDP Akdeniz seçimlerini Cumhurbaşkanlığı'na sordu. İmece gazetesi yine ilk sayfada farklı bir ayrıntıya değinmiş. HDP Grup Başkan Vekili ve Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan, Mersin'in Akdeniz ilçesindeki seçim sonuçlarına yapılan itirazların reddedilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanıtlaması istemiyle bir soru önergesi göndermiş efendim. İmece gazetesinin bir haberiydi bu. Yine takipçisi olacağız. Bu soru önergesinin sonucunun da tabii ki İmece gazetesi yine ilk sayfasına bizlerin okuması için hazır şekilde yansıtırsa. Ayrıca ajans haberlerinden de sonucu geçebiliriz. Yeni bir dönem başlıyor. Bu ayrı bir tabii ki anekdot olarak alınmış ve çalışılmış bir haber, haber merkezimiz tarafından. Büyükşehir Belediye binasında balkon konuşması yapan Vahap Seçer, Mersin'de yeni bir dönem başlıyor. Herkesin belediye başkanı Vahap Seçer dönemi başlıyor. Hangi mahalleden, köyden olursa olsun, hangi siyasi görüşten olursa olsun herkes kendini rahat hissetsin demiş. Taş bina önünde binlerce kişiye hitap etti. Küçük askı başlıkta farklı ayrıntılar sunuluyor. Vahap Seçer demeyenlerin de belediye başkanıyım görüşü yine ikinci küçük askı başlıkta okurlarına sunulmuş İmece gazetesinin. Hayırlı ve uğurlu olsun Ekspres gazetesi, Tarsus Ekspres gazetesindeyiz. Makamına çıkarak koltuğuna oturan Başkan Bozdoğan deniliyor. 24 saat gerekirse hiç uyumadan hizmet vereceğiz. Belediyenin elektrikleri hiç sönmeyecek. Dün mazbatasını aldıktan sonra büyük bir kalabalıkla Ulu Önder Atatürk'ün anıtına çelenk koyan Haluk Bozdoğan, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nı müteakkip Tarsus Belediyesi'ne geçmiş ve faaliyetlerine başlamış efendim. Tüm başkanlarımıza hayırlı olsun dileklerimizi bir kez daha iletelim. Tarsus Yeni Doğuş gazetesindeyiz. Vahap Seçer'in mazbatasını alması Yeni Doğuş gazetesinin de yan manşetini oluşturuyor sevgili izleyenlerimiz. Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması yapılmış. Nerede yapılmış hemen bir bakalım, siz sevgili izleyenlerimize de paylaşalım. Tarsus Müftülüğü Hizmeti binasında Kur'an-ı Kerim'i yüzünden okuma yarışması Tarsus elemeleri yapıldığı yarışmacılar sırasıyla kendilerine verilen ayetleri en doğru şekilde okumaya çalıştılar denilmiş. Jüri üyeleri de okuyuş, tecvid, ses, eda ve mahreç kurallarını göz önünde bulundurarak öğrencilere puan vermişler. Tarsus'taki kelebek istilasının sebebi açıklandı. Gerçekten Mersin'de de öyle. Son zamanlarda bir kelebekler, hani bu mevsimde evin içerisine kara sinekler girer, farklı uçuşlar girer, bunlara tamam alışkınız da hakikaten bir kelebek istilası var. İnsan bir peçeteyle bile tutmaya kıyamıyor çünkü çok narin kanatları olan bir varlık.
Neymiş bunun sebebi? Merak ettim, ne oluyor dedim ben de. Niye bu kadar arttı kelebekler? Tarsus'ta son birkaç gündür insanları ürkütecek kadar çoğalan kelebekler vatandaşları tedirgin etti. Halk arasında deyiş olarak yorumlanan kelebek istilası kimine göre depremin habercisi, bazılarına göre ise kuraklık ve Afrika sıcaklarının habercisi olarak yorumlandı. Ben B şıkkına kullanıyorum oyumu. 15 gün sonra bitecek denilmiş. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Etimoloji yani Böcek Bilim Öğretim Üyesi Profesör Doktor Erdal Selmi bu görüşü dile getirmiş efendim. Hangi gazetemizde? Şöyle bir bakalım hemen, Tarsus Yeni Doğuş gazetesinde. Bazı mahallelerde elektrik kesintisi olacakmış. Bunu da hemen Tarsus'u vatandaşlarımıza, Tarsus'u izleyenlerimize ve de dinleyenlerimize duyurmuş olalım. Tarsus'a bağlı bazı mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacağı öğrenildi. Toroslar Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nden edinilen bilgiye göre arıza onarım bakım ve yatırım tesislerinin devreye alınması için yapılan planlı bakım ve iyileştirme çalışmaları elektrik kesintisi programı kapsamında enerji verilemeyecek deniliyor haberde. Tarsus'un Beylice ve Topaklı mahallesinde saat 10 ile 15 arasında, Gülek merkezde saat 9.30 ile 12.30 ve Gülek mahallesine bağlı sokak 16. ve 17.21'de saat 13.30 ile 17.30'da, Çukurbağ mahallesinde Kardamı Yayla evleriyle Eski Çukurbağ'da saat 9.30 ile 12.30'da elektrik kesintisi olacağı öğrenilmiş. Yine gazetemizde iletilen ayrıntı haberlerden birisi bu sevgili izleyenlerimiz. Yeni Doğuş gazetesindeydik. Yeni Doğuş gazetesindeki turumuzu da tamamlıyoruz. Yeni Güney gazetesindeyiz efendim. Mersin Barosu Avukatları fotoğraf sergisi açtı. Bu 5 Nisan Avukatlar Haftası etkinlikleri kapsamında yapılan bir faaliyet. Mersin Barosu Fotoğrafçılık Kulübü tarafında 5 Nisan Avukatlar Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen Söz Kadrajın konulu fotoğraf sergisinde fotoğraf sanatçısı avukatların günün anlam ve önemine ilişkin çekmiş olduğu, dünden bugüne avukatların adliye koridorlarında, ofislerinde, duruşma salonlarında mesleki faaliyetlerini icra ederken harcadıkları çabalarını, özverilerini ve emeklerini anlatan fotoğraflar sergilenmiş efendim. Yeni Güney gazetesinin orta süründe yer alan bir haberdi bu. Mersin polisinden şehitlik ziyareti, Türk Polis Teşkilatı'nın yarın kutlanacak 174. yıl dönümü dolayısıyla bir etkinlik kapsamındaki faaliyet bu. Mersin şehitliğinde anma etkinliği düzenlenmiş. Anlamlı ve de duygulandıran bir etkinlik bu tabii ki. Seçer görevi devraldı. Yeni Güney gazetesinin de bütün yerel gazetelerimizin olduğu gibi Yeni Güney gazetesinin de manşetini süslüyor sevgili izleyicilerimiz ve de dinleyicilerimiz. Yerel seçimlerde Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen Vahap Seçer mazbatasını aldı. Mazbatasını almasının ardından Atatürk anıtına çelenk koyan Seçer daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na geçerek görevi ve belediye mühürünü Burhanettin Kocamaz'dan devraldı denilmiştir. Mersin kazanmıştır, Türkiye kazanmıştır görüşleri tekrar gazete tarafından yazıya dökülmüş Sayın Vahap Seçer'in. Akdeniz gazetesindeyiz. Akdeniz gazetesi de yine CHP'nin kapısına kilit vuruldu haberini taşımış sürmanşetine. Mersin'in Mut ilçesindeki bir durumdu bu sevgili izleyenlerimiz, hatırlayacaksınız. 2-3 önceki gazetemizde de işlemiştik. Mersin'in Mut ilçesinde 42.991 oyun kullanıldığı yerel seçimlerde oy oranı 8.244'e düşen CHP ilçe başkanlığı kapısına kilit vurulması partililerin tepkisine neden olmuş. Bakalım niye olmuş, ne olmuş ve yöre halkının, özellikle partililerin, Mut'taki partililerin, CHP'lilerin görüşleri ne doğrultuda, il başkanı bir açıklama yapmış mı? Ben de merak içerisindeyim. Mut ilçesinde 42.991 oyun kullanıldığı yerel seçimlerde oy oranı 8.244'e düşen CHP'nin ilçe başkanlığının kapısına kilit vurulması partililerin tepkisine neden oldu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Mut Belediye Başkan Adayı Mehmet Saydam'ın 2018 Haziran ayında milletvekilliği adaylığında ilçeden 12.488 oy alması ve 31 Mart 2018 tarihinde Genel Merkez'in belediye başkan adayı göstermesi sonucundaysa 8.244 oy alması tartışma konusu oldu. CHP'nin oylarının düşmesiyle ilgili Mut CHP ilçe yönetimi ve partinin ileri gelenlerinin suçlanmasının ardından parti binasının kilidi değiştirilerek kapısının kilitlenmesi partililerin tepkisine neden oldu. Çaycı görevlisi olmasına rağmen sandığı tahmin ettiğimiz kadarıyla dün ikindin gelip
partinin kapısının silindirini değiştirdikleri, kim değiştiriyor? Kapıyı kilitleyip gittikleri, bizim gördüğümüz kadarıyla Bülent Sezgin, Tayfun Ceylan ikisinin geldiği, evet, ve silindiri değiştirdikten sonra arabanın, buradaki partinin arabasını götürüp gittikleri, partiyi kitlemişler, açılmıyor parti. Biz geldiğimizde sabah bunu öğrendik. Efendim köylerden gelen arkadaşlar oldu. 50-60 kişi partinin önünde bekliyoruz. Hatta sabahtan beri gelip de kapalı olunca dönüp gidenler oldu. Partiyi satanlar, partiye ihanet eden özellikle yönetim kurulu üyesi, geçmiş dönemde ilçe başkanlığı yapmış veya yöneticilik yapmış, delegelik yapmış partiyi satanlar, partiyi kitlemişler, gitmişlerdir. Bunun elebaşı parti başkanı Duran Orhan'dır. Aradığımız zaman da telefonlarımıza cevap vermemiştir. Öğleden sonra geleceklerini, partiyi açacaklarını söylüyorlar ama ben açacaklarını da tahmin etmiyorum. Şu anda partide göreviniz ne sizin? Ben seçilmiş bir belediye meclis üyesiyim. Aynı zamanda il delegesiyim. Partinin kapalı olduğunu Sayın Milletvekilimiz Alpay Antmen ve Cengiz Gökçel'e ben bizzat kendim bildirdim. İl başkanını aradım, cevap vermedi. Bir tutanak tuttuk burada. Tutanağı da il başkanına WhatsApp aracıyla gönderdim. Haberimizin ayrıntıları böyleydi. Güney Gazetesi ile devam ediyoruz. Biraz önce konuğumuz olan sevgili gazeteci abimiz Kemal İsteğin'di. Köşe yazarı olarak görüşlerini paylaştığı gazetemizde sıra. Mersin'de yeni dönem denilmiş. Mersin'de yeni dönem Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer mazbatasını aldı. Binlerce Mersinli İzmir Marşı eşliğinde taş binaya yürüdü. Askı yan başlıkta sunulmuş okurlarına. Güney Gazetesi'nin haber ayrıntısında sevgili izleyenler. Abidin Yağmur'un bir haberi. Yerel gazetelerimizde olan turumuz devam edecek. Bu arada yarın yani çarşamba günü ne oluyor? 10 Nisan oluyor. Evet, 10 Nisan çarşamba günü Güney Gazetesi köşe yazarlarından gazeteci Abidin Yağmur stüdyo konuğumuz olacak. Kendisiyle yine yerel basını ve yerel gündemi değerlendireceğiz. Ulusala da dokunacağız tabii ki. Yerel basın her şehirde hak ettiği değeri bulmalı. Çünkü bir anlamda şehrin rotasıdır yerel basın. Şehrin yol haritasını, şehrin ileri gelenlerinin, belediye başkanlarının, belediye meclis üyelerinin, oda temsilcilerinin, sivil toplum örgütlerinin yol haritasının mimarıdır yerel basın. Onun için muhabirlikten gelen bir isim olarak sevgili arkadaşlarımı, büyüklerimi ve de meslektaşlarımı İçel TV stüdyolarında ağırlamaktan onur duyuyorum. Leyla Pakköse ile Gündem programı, Türkiye'nin ve bölgenin ve de şehrin efendim, yerel gazetelerini irdelerken muhabir isimleriyle, muhabir konukluklarıyla ve gazeteci konukluklarıyla gazete haberlerinde yol alan tek programdır. Değerini bulmasını diliyorum. Çünkü emeğe konup emekten istifade edip programı yapmak, bir anlamda PR kazanmak, şu şunu demişti efendim, benim de şu ters görüşüm var. Bu bunu demişti efendim. Ha, böyle olmaz ya. Bu da bu böyle olmuş. Şöyle olmuş da yok, ben katılmıyorum ona. Burada da böyle olmuş. Hazıra konup tez, antitez, anti görüş geliştirmek ya da paralel görüş geliştirmek çok kolaydır. Önemli olan birinci ağızdan kişilere mesleklerini temsil etme hakkı sunup emeğe saygı duymaktır. Gerçek bir yayıncılık adımıdır İçel TV adına bu. Onun için önümüzü olabildiğince açmasından dolayı, doğru adımlarımıza eşlik etmesinden dolayı yönetim kurulu başkanımız sevgili Kaya Tepe'ye de teşekkürlerimi iletiyorum. Yayınımıza iştirak eden bütün gazeteci arkadaşlarımı, meslektaşlarımı ve de abilerimi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Güney Gazetesi'ni de böylelikle değerlendirmiş olduk sevgili izleyiciler. Yarın sevgili Abidin Yağmur konuğumuz olacak. Sık sık köşe yazılarını da değerlendiriyoruz. Bundan sonra sevgili Kemal İsteğin köşe yazılarını da değerlendireceğiz programımızda. Kendisinden izin aldık. Olur dedikten sonra şeref duyarız. Avukatın sorunu toplumun sorunudur. Hakimiyet gazetesinin yan sür manşet haberi bu. Geleneksel Avukatlar Günü balosunda konuşan Mersin Baro Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, hukukun üstünlüğüne yönelik yapılan her darbe, demokrasimize vurulan her zincir, halkın adalete olan güvenini zedeleyen her hukuksuzluk, insan hak ve özgürlüklerinin önüne dikilen her engel, adil yargılama hakkına yönelik yapılan her ihlal, her avukatın, her insanın temel sorunudur. Kısacası avukatın sorunu toplumun da sorunudur.
sorunudur. İyi ki avukat var, iyi ki savunma var demiş Mersin Baro Başkanı Sayın Bilgin Yeşilboğaz. İyi ki hukuk var diyelim biz de ve bu demecinden dolayı, hatırlatmalarından dolayı teşekkür edelim kendisine. Yarın Türk Polis Teşkilatı'nın 174. yıl dönümü dolayısıyla, polis haftası dolayısıyla ve de Mersin şehitliğinde düzenlenen anma törenine yine yer verilmiş Hakimiyet Gazetesi'nin sürmanşet yan haberinde sevgili izleyiciler. Binlerce kişiyle taş binaya çıkarma yaptı, görevi devraldı. Son derece nazik, son derece etik, siyasi etik kurallarına göre davranıldı bence. Çıkarma demek ne kadar doğru bilmiyorum ama sevgili Gökay Özyüreğin bir haberi bu. Tabii ki öyle tanımlamış olabilir arkadaşımız. Belki coşkudan dolayı öyle tanımlama gereği duymuştur. Ama Sayın Kocamaz'la aralarındaki konuşma, görevi devralırken birbirlerine hitap edişleri, şu ana kadarki hizmetlerinden dolayı birbirlerine teşekkürleri bile özlediğimiz siyasi söylemlerin ve de siyasetçi görüntüsünün, vitrininin yeni bir sayfası olmuştur inşallah diye diliyoruz. Görevler gelip geçicidir efendim. Asıl olan insanlardır. Onun için koltuklar kimseye baki kalmamıştır. O sebeple çok fazla hırsa bürünmenin, çok fazla memleket meselesi yapmanın bir anlamı yok. Daha iyi çalışırsın, alırsın. Daha iyi işlere imza atarsın, alırsın. Bu bir yarış değil. Sonuçta bu bir hizmet adaylığı. Sıra burada şimdi. Bakalım burası ne yapacak? İnşallah şehrimiz için hayırlı ve de güzel adımlar atılır. Hepimizin dileği bu. Binlerce partili eşlik etti, Kocamaz'a teşekkür etti, balkon konuşması yaptı şeklindeki ayrıntı üstü başlıklarda Hakimiyet Gazetesi'nin görevi devraldı sürmanşetiyle sunulan haberinin diğer ayrıntıları. Yeni haberdeyiz. Erdemli Ziraat Odası taş toplama makinesini yenilemiş. Bakalım neymiş haberimizin ayrıntıları. Erdemli'de seçildiği günden itibaren çiftçinin 24 saat hizmetinde olduğunu belirten Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin, Ziraat Odası Başkanlığı'na ilk seçildiğinde ilk icraatı makam arabasını satarak çiftçinin hizmetine katı gübre dağıtma makinesi almak olmuştu. Ezel, burada gerçekten başkanımıza bir alkış alalım ya, çok samimiyim. Yani şimdi ise taş toplama makinesi alarak üreticilerin hizmetine sunmuş. Bu gerçekten görev insanı olmanın ayrıcalığıdır. İşiniz, göreviniz ne olursa olsun, yaptıklarınız hep kim olduğunuzla ilgilidir. Sevgili Ziraat Odası Başkanı'nın, Başkanı Rasim Şahin'in, Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin'in hizmete, insana, tarıma, dolayısıyla memleketine bakış açısını ortaya koyan bir davranış bu. Takdire şayan bir davranış. Tebrik ediyoruz kendisini. Devamının da emsal teşkil etmesini diliyoruz efendim. Diğer ilçelerimiz için, diğer şehirlerimiz için, diğer görev insanları için. Yeni Ses gazetesindeyiz. Yeni Ses gazetesi de Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in yine mazbatasını, alışını ve herkesin belediye başkanı Vahap Seçer dönemi başlıyor. Değişini, söylemini efendim sürmanşetine taşımayı uygun görmüş. Bozdoğan'dan örnek davranış. Ticaret Borsası Başkanı Murat Kaya, polis teşkilatı görevini her zaman fedakarca yapmıştır. Tüm polislerimizin gününü tebrik ediyoruz. Görevlerinde başarılar diliyoruz. İyi ki varlar. İyi ki varlar. Tüm şehit polislerimizi de saygı ve sevgiyle anıyoruz, şehadetle anıyoruz efendim. Ulusal basınımıza da şöyle bir göz atalım hep birlikte sevgili izleyenler. Şöyle bir durum var tabii ki, seçim gündeminden ne kadar kurtulmak istesek de cuk diye yine gündemin içine düşüyoruz. Çünkü bütün kapılar Roma'ya açılır sözünde olduğu gibi bütün icraatlar, bütün söylemler, bütün beklentiler seçim havuzunda kilitlenmiş durumda. Özellikle gözler Ankara'da olur diye düşünmüştük ama gözler İstanbul'da oldu. Bunun yanı sıra ulusal basında yine uluslararası diyaloglar süslemeye başladı. Manşetleri ve de sürmanşetleri. Şöyle bir bakalım. Usulsüzlük her yerde. Organize suç var. Belgeledik denilmiş. Başkan Erdoğan, affedersiniz, seçimlere yönelik itiraz sürecini değerlendirirken sarf etmiş bu sözleri.
İstanbul'da seçim sonuçlarının neredeyse hepsi usulsüz iddiasında bulunmuş. Kimsenin 13-14 bin oyla kazandım havasına girmeye hakkı yok denilmiş. Bakalım zaman gösterecek, zaman gösterecek, zaman gösterecek, zaman gösterecek. Özel kuvvetler davasında karar aşamasına gelinmiş Ömer Halis Demir'in katillerine 26 müebbet, 15 Temmuz darbe girişiminde Özel Kuvvetler Komutanlığı'na saldıran FETÖ'cülerden 23'ü ağırlaştırılmış müebbet, 3'ü müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Darbenin seyrinin değiştiği yerden ÖKKK'yı geçirmek için Gölbaşı'na gelen Ömer Halis Demir'i şehit eden sanıkların yargılandığı davadan bahsediliyor. Halis Demir'in eşinin de izlediği duruşma karara bağlanmış. Sanıklardan 23'üne ağırlaştırılmış müebbet, 3'üne müebbet hapis verilirken 18 sanıkta silahlı terör örgütü üyeliğinden 5 ile 7,5 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırılmış. 5 ila 7,5 yıl arasında denilmez efendim. Hangi gazetemizdi bu? Akşam gazetesi. İla zaten Türkçe değildir ve arasında demektir. İki kere arasında demenin anlamı yok. Cumhuriyet gazetesine geçiyoruz. Mazbatayı halk verdi. İstanbul'da geçersiz oyların yeniden sayımı da sonucu değiştirmedi. İmamoğlu çağrı yaptı. Germeyin. Mazbatayı halk verdi. Söylemini yenilemiş. İmamoğlu Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetine taşıdığı, başlık altı manşete taşıdığı haberinde CHP ve İyi Parti başkanlarının İyi Parti başkanları geçersiz oyların sayımıyla İmamoğlu'nun başkanlığının bir kez daha tescillendiğini belirterek mazbata için dilekçe verdi. İmamoğlu da Kartal Belediyesi'ni ziyaret ederek binlerce yurttaşı selamladı. İmamoğlu oy farkını küçümseyenlere Bahçeli'nin bir oyla bile seçim kazanılır sözünü anımsatarak kendileri ilk gün 3000 oyla kazandıklarını söyleyip kutlama yaptı. Germeyin bu toplumu söylemini yenilemiş. İstanbul'da geçersiz oyların yaklaşık %95.58'i sayılmış. Farkta büyük bir değişiklik yaşanmamış denilmiş efendim. 14.878'lik bir farkla haber manşete taşınmış askı başlıkla. İktidar gücünü kullanarak kaosa davetiye çıkaran Erdoğan hukukçular ve muhalefet uyardı deniliyor Cumhuriyet Gazetesi'nin yine manşet altı haberinde. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul seçimindeki farkı az bularak demokraside seçilmenin temel kuralı olan bir oy farkını unuttu. Erdoğan kimse 13-14 binle kazandım havasına girmesin dedi. Kendi sorumluluğu da bulunan seçimlerin tamamen usulsüz olduğunu belirten Erdoğan Amerika'da %1 gibi oy miktarı olsa erken seçime gidiliyor diye konuştu. İyi Parti'yi ziyaret eden Kılıçdaroğlu ise AK Parti'nin gariplik hissettiği gerekçesiyle yaptığı itirazlar konusunda YSK'yı uyardı. Kılıçdaroğlu YSK yasalara uymalı, yarın çocuklarınızın yüzüne bakacaksınız dedi. Akşener'de kazanana kadar seçim yenilenmesinin ancak diktatörlüklerde olduğunu anımsatarak Erdoğan evreni bir fersah ileri taşımıştır yorumunu yapmış. Seçim hukukuna aykırı son küçük başlıktaysa habere ait şu netice ayrıntısı sunuluyor. Yargıtay Onursal Daire Başkanı Aktan soyut iddialarla oyları yeniden saymanın seçim hukukuna aykırı olduğunu belirtmiş efendim. Cumhuriyet Gazetesi'nin manşet ve sürmanşet haberleri de bu şekildeydi. Geliyoruz Güneş Gazetesi'ne. Güneş Gazetesi örgütlü eylemler tespit ettik yorumuna yer vermiş manşetinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın. Medyaya tehdit denilmiş. Hesaplar alt üst sandıktaki organize hırsızlık delilleriyle ortaya çıktıkça telaşlanan İmamoğlu makam oyunlarına sarıldı iddiası yer alıyor. Güneş Gazetesi'nin yine yanlı basının haberlerinde. Çünkü basının tarafsızlığı bazen en doğru taraftır. Hele de böyle kamuoyunun ve de halkın gerilmemesi, birbirini hısım olarak görmesi gereken dönemlerde, hasım olarak değil de hısım olarak görmesi gereken dönemlerde sadece rakamsal gerçekliklerden bahsetmek en doğrusu gibi geliyor. S-400'de geri adım yok. Hürriyet gazetesi manşetinde bu başlığa yer veriyor. Sayın Erdoğan'la Putin arasındaki Moskova'da gerçekleşen görüntüden bahsediliyor sevgili izleyiciler. Aylardır bekletilen bir görüşmeydi bu biliyorsunuz. Yaklaşık bir 3 haftadır S-400 füzeleri ve F-36'ları gündemimize taşıyoruz. Gerek ham haber haberlerimizde, gerek metin haberlerimizde, gerekse gazete haberlerimizde baş köşeyi alıyordu bu haberler. Yine S-400 füzeleriyle ilgili bir görüşme bu. Erdoğan'la Putin görüşmesi dünya basınının da gündemine yerleşti tabii ki. Moskova'da bir araya geldiler bu sefer. İki lider S-400 anlaşmasına geri adım atılmayacağının mesajlarını vermişler. Seçim sonrasına, Türkiye'deki yerel seçim telaşının sonrasına ertelenen bir görüşmeydi. Türk Akım Projesi üzerinde konuşulmuş. Cumhurbaşkanı Erdoğan, S-400 konusunda yol haritamızı çizmiş.
etmişiz, adımlarımızı atmışız yorumunu yapmış. Dış basına da eğer izleyecek olursanız Sanal'dan, Erdoğan'dan dış temas atağıyla gündemi değiştirme deparı şeklinde yansıdı dış basına da bu ziyaret. Ancak affedersiniz, seçimlerden sonra Rusya ile bu görüşmenin gerçekleşeceğini zaten Sayın Cumhurbaşkanı defalarca zikretmişti. O dış basının görüşü diye geçiştirelim isterseniz. Bir Gün gazetesindeyiz. İzin vermeyeceğiz. İktidarın İstanbul'da seçim tekrarı talebine toplumdan büyük tepki denilmiş Bir Gün gazetesinin haberinde. Başaramayacaksınız. Her türlü baskı ve şiddete karşı sandıklara giden, oyları çaldırmayan, bir haftadır seçim kurullarında sabahlayanlar buna izin vermeyecektir. Yasalar buna izin vermez efendim. Kurallar buna izin vermez. Yüksek Seçim Kurulu görevini adil ve adaletli yaparsa, dürüstçe yerine getirirse buna izin vermez. Çünkü süreç vatandaşın inisiyatifinde olan bir süreç değil. Vatandaşın inisiyatifinde olan süreç oyumuzu kullanma süreciydi. O döneme ve o sürece ait görevlerimizi fazlasıyla yerine getirdik. En doğru şekilde, en huzurla, en serayetli şekilde yerine getirdik. Bundan sonrası seçim kanunlarına aittir. Yüksek Seçim Kurulu kanunlarına aittir. Bundan sonra hukuk konuşur efendim. Bazı çerçeveler ve de prototipler içerisinde ilerlemesi gereken bir süreçtir bu. Halkın boşuna galeyana getirilmesine ve de tabiri caizse halkın gıdıklanmasına hiç gerek yok. Tekrar talebi tamamen zırva denilmiş. Bazı hukukçulardan ve özür diliyorum, eski İstanbul Barosu Başkanı Turgut Kazan'ın bazı görüşleri var. Onları sizinle paylaşmak istiyoruz. Yusuf elinde 3 oyla seçimi kazanıyorlar da İstanbul'da neden 13 bin fark yetmiyor? Cumhurbaşkanının bu konudaki hukuku tam olarak kavramadığını düşünüyorum. Böyle bir yasal düzenleme yok. Bunların tamamı bir zırvadır. Bir hafta saydılar, şimdi seçimlerin iptalini konuşuyorlar. Eski İstanbul Barosu Başkanı Turgut Kazansa şöyle demiş: seçimler bir o farkla kazanılır ve kaybedilir. Kanunda şu farkla kazanılabilir diye bir hüküm yok. Erdoğan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı'nı kazandığında diğer partilerin oyu da kendisine son derece yakındı. 3000 oy farkla kazandık diyebiliyorlar. Yüksek Seçim Kurulu'nun verisi ise kabul görmüyor. Gerçekten anlaşılmaz bir durum olarak nitelendirilmiş Bir Gün gazetesinin haberinde efendim. Milli Gazete'deyiz. Bu soruya kim cevap verecek? Neymiş sürmanşetimiz, merak ettim doğrusu. Evet. Bütün velilerin ve de öğrencilerin kanayan yarası bu sevgili izleyenler. Önümüzde LGS var, liseye geçiş sınavları var biliyorsunuz. Liseye geçiş sınavlarının artık aydan da kısa bir süre kaldı. Hafta sonlarını çıkaracak olursanız ve çocukların halen okul eğitimlerine ve de öğretimlerine devam ettiklerini düşünecek olursanız bir buçuk ay gibi bir süre kaldı. Gittikçe zaman tükeniyor ama çocuklarımızın durumu hala belirsiz. Ne yazık ki öyle. Bu soruya kim cevap verecek? Milli Gazete, bugünkü gazeteler içerisinde eğitim haberine ağırlık veren ve de yer veren tek gazete olması sebebiyle hemen bu haberin detaylarına inmek istiyoruz. Ülkemizdeki tüm sınavlardan sorumlu olan kurumu uzunca bir dönem yöneten ÖSYM eski başkanı Ali Demir'in gözaltına alınması, bu dönemde yapılan sınavları da sorgulanır hale getirdi. Ali Demir'in döneminde sınavlara girip kazanan ve kaybeden milyonların akıbetinin ne olacağı sorusuysa cevap bekliyor. Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir gözaltına alındı. Genel gündem içerisinde kaynayıp yok olan bir ayrıntıydı bu aslında. Ancak geçmişteki durumlar konusunda bir ipucu veriyor. Neden şimdi tutuklandı? Neden? Ali Demir'in döneminde sınavlara girip kazanan ve kaybeden milyonların akıbeti ne olacağı sorusuysa gerçekten cevap bekliyor. Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir gözaltına alındı deniliyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Ankara merkezi 7 ilde yürütülen, affedersiniz, FETÖ soruşturması kapsamında aralarında eski ÖSYM Başkanı'nın da bulunduğu 21 şüpheli gözaltına alındı. Niçin şimdi? Zamanlama çok ilginç. Bir soru işareti bırakıyorum. Siz düşünün, siz yorumlayın efendim. Benden bu kadar. Neden şimdi? Hani annenin ya da babanın hesap sormasını beklemez, masanın üzerini çocuk çizmiştir. Artık hesap sorma hakkınız yavaş yavaş bazı şehirlerde, bazı durumlarda, bazı kurumlar üzerinde elinizden gidiyordur. Buna inanırsınız ve de düşünürsünüz ki ulusal basının köşe yazılarına çokça yansıyan bir konu bu. Onun için çocuk gelir kendiliğinden itiraf eder. Bu suçluydu, ben suçluyum, ben çizdim orayı der. Bu onun bir itirafı mı, şimdiye kadar bilinen ve de saklanılan bir gerçekse, gençlerimizin hayatıyla niçin oynanıldı?
çok büyük bir soru işareti. Bence seçimlerin sonuçlarının da önünde olması gereken bir soru işareti. Seçim bitti, zamlar geliyor. Milli Gazete'nin yine Yansür haberi sevgili izleyenler. Seçim öncesi iktidarın oyuna etki yapmasın diye ertelenen zamlar bir bir gelmeye başladı. Bilinen bir şeydi bu. Geçelim artık. Okusan bir dert, okumasan bir dert ama yine de söyleyeyim. Elektriğin fiyatı toptan satış fiyatına %37, benzine %19 kuruş, benzine 19 kuruş, motorine 13 kuruş zam gelirken önümüzdeki günlerde ekmeğe ise %15 ile 25 arasında zam geleceği belirtiliyor. Daha fazla ekmeğimizle oynamasanız diyorum hani. Ha, içeriğiyle de oynadınız, her şeyle oynadınız. Daha fazla ekmeğimizle oynamasanız yani. Buğdayımız hibrit tohumlardan üretilen buğdaylar artık zaten. Tarlamızla, gübremizle, her şeyimizle, tarlamızı suladığımız yeraltı sularımızla, kuyu vurup tarlalarımızı suladığımız yeraltı sularımızla bile oynadınız. Hepsini zifire karanlığa çevirdiniz, kirlettiniz, mahvettiniz. Bir kuşağı sağlıksız olma tehlikesiyle baş başa bıraktınız. Zorla ekmek alıyor halk. Ekmekle oynamayın artık, yeter. Vatandaş 8 saatte seçti, devlet 8 gündür sayamadı. Seçim yordu. 31 Mart sabahı sandıklara koşan 50 milyon seçmen 30'u büyükşehir, 81 il, 922 ilçe ve 386 beldede iradesini sandıklara yansıttı. Ancak vatandaşın 8 saatte verdiği kararın sonuçları 8 gündür Türkiye'nin en büyük ilinde hala netleştirilemedi. Karar İstanbul gerilimine yer verilmiş, Karar gazetesinin de manşet haberinde. Ve Milliyet'teyiz. Her şey şaibeli denilmiş. Moskova'da bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya lideri Putin, ikili ilişkiler, Suriye ve S-400'ler konusunda sıcak mesajlar verdiler. Ancak ziyaretin içeriği hakkında belki de yurda döndükten sonra ayrıntılı açıklama yapacaktır. Çünkü S-400'ler oldukça dünya kamuoyunu meşgul eden, Rusya ile Türkiye arasındaki iplerin de bir ara gerilmesine sebep olan önemli konulardan birisiydi sevgili izleyiciler. Bu konuda da kamuoyu bir açıklama bekleyecektir elbette ki. Rusya ile yeni hedeflere kilitleniyoruz. Nedir bu hedefler? Tabii ki halk da bunları duymak istiyor. İlk ticaret hacminde hedefimiz 100 milyar dolara ulaşmak. Tabii ki ihracatımız öyle. Üretimsiz bir ülke ihracatta ne kadar rekor hedefleyebilir? Bu da büyük bir soru işareti. Çünkü üretimin yerine tüketimi koymuş bir toplum olduk artık. 100 bin kişi tutuklanma korkusuyla oy kullanamadı. Orta Doğu gazetesinde yer alan iddia bir haber bu. Sandığa nafaka darbesi. Nafaka ödeyemediği için 25 bin kişi hapislerde, 31 Mart'ta 100 bin mağdurun tutuklanma korkusundan sandığa gidememesi ihtimalini göz önüne sermiş efendim. Bu da ilginç bir iddia tabii ki. Yeni Şafak gazetesindeyiz. Erdoğan İstanbul seçimleri için net konuşmuş. Neredeyse tamamı usulsüz demiş. Yeni Şafak gazetesinin manşeti. İşte organize hile denilmiş. Yine aynı şekilde İstanbul'daki siyasi çalkantıya, seçim sonu dalgalanmalarına ve henüz teslim edilmeyen, teslim alınamayan mazbataya ve sayıla sayıla bitirilemeyen oylara ilişkin haberlerdi bunlar. Yeni Çağ gazetesi sürmanşetinde halkın tenceresine dert kaynıyor denilmiş. Doğru. Yanına da kederi doğrayıp yiyor halk. Demokrasiye ihanet etmeyin denilmiş. İstanbul'da CHP'nin kazandığı seçim sonuçlarına siyasi baskıyla müdahale edilmek istenmesine karşı çıkan Akşener ve Kılıçdaroğlu'nun Yüksek Seçim Kurulu'na seslenişiydi bu efendim. Ankara'da da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş dün mazbatasını alarak resmen görevine başladı. Konuşmasının sonunu Darısı İstanbul'a şeklinde tamamladı Mansur Yavaş. Türkiye gazetesindeyiz. Rusya ile uluslararası temaslara yer verilmiş manşette. İsrail'in planı tıkır tıkır işliyor. İşte bu çok önemli bir haber. Türkiye'nin bölgesel ve uluslararası arenada söz sahibi olması İsrail'in emrindeki ışıklı kürecileri rahatsız ediyor. Ankara ile arası iyi olan ülkeleri karıştırıyorlar. Öyle mi? Türkiye'ye yakın iktidarların, evet, iktidarları deviren küresel çete bu yolla ülkemizi kıskaca almaya çalışıyor. Mısır'da Mursi Türkiye'ye yakınlaşıp Filistin'e kucak açtı diye devrildi. Katar Türkiye'ye üs verdi. Bölge ülkeleri üstüne çullandı. Planların altından İsrail çıktı. Trump Kudüs'ü, İsrail'in başkenti Golan Tepelerini bu ülkenin toprağı ilan etti. Netanyahu da Batı Şeria'yı ilhak edeceğini açıkladı. Sinsi planların son örneği Venezuela ve Sudan'da yaşandı. Türkiye Venezuela'nın altınını işlemek için harekete geçti. Ülke barışı Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir, Mekke ve Medine'nin tam karşısında yer alan stratejik Sevakin Adası'nı Türkiye'nin hizmetine tahsis etti. Çok geçmeden Batı'nın maşaları pahalılık bahanesiyle sokaklara döküldü ve darbe istedi deniliyor. Türkiye gazetesinin manşet haberinde efendim. Star gazetesi
gazetesi sandıkta örgütlü hırsızlık var şeklinde yanlı bir başlık atmayı tercih etmiş. Halkı galeyana getirmeyelim diyoruz. Halkı galeyana getirmeyelim. Sözü kanun, kaide ve kurallar söylesin lütfen. Ne çok söz ettik. İyi ki basın mensupları var, iyi ki birbirinden ilginç ve birbirinden derin haberler hazırlıyor da bizlerin de sizlere söyleyecek sözleri oluyor sevgili izleyiciler. Bugün canlı yayınımız sebebiyle Sayın Kocamaz'ın saat 12'de gerçekleşen kamuoyuna ve basına teşekkür konuşmasını canlı olarak ekranlarınıza taşımamız sebebiyle yayınımız biraz sarktı tabii ki. Merhabamızı zamanında yapmıştık ama elvedamızı biraz gecikmeli yapıyoruz. Yarın yine yeni haberlerde buluşmayı ümit ediyoruz. Unutmayalım, yarının konuğu Güney Gazetesi köşe yazarlarından sevgili Abidin Yağmur olacak efendim. Bugün yine gazeteci büyüğümüz Kemal İsteği ağırladık. Kendisine teşekkür ediyoruz bir kez daha. Opera ve balenin sanat haberlerine geçemedik tabii ki bugün. Semir Bolat'a da söz veremedik canlı yayın telaşından dolayı. Ancak söyleyecek sözlerimiz yarına kalsın. Yeter ki bugün içimizdeki umudu, içimizdeki sevgiyi, o dürüstlüğü, o göz göze bakışı, vatan için, millet için hep iyi dileklerde bulunmayı, iyinin yanında, doğrunun yanında, yanlışın ve kötünün de yine iyi cümlelerle, doğru davranışlarla karşısında onu da iyiye çekmek istercesine karşısında olacağımız günlere gebe olsun sabahlar efendim. Yarın ben Leyla Pakköse, yayın kumanda masasındaki arkadaşım Ezel Evan ve Mert Yeşiltepe, stüdyo sorumlumuz Mehmet Ok. İyi haberlerde buluşmayı ümit ediyoruz. Kendinize çok iyi bakın.